That feeling of just knowing I don't hear anything. Like you when you first lay eyes on it is such a great feeling. The thing that happens Sessiz is duyamıyorum you bebeğim. Start to feel the excitement just build up. I'm thinking about it all the time, even in my sleep. Incluso a veces por una misma comunidad, te llegas a enamorar bastantísimo. I play video games because I love stories. Experiencing worlds that you can't experience I have yourself. To watch from there. I guess video games allow me to be what I can't. It's fiction, but it's not. And come home, log onto your PC, and disappear into a different world. I am a part of something bigger, a part of something beautiful. As an autistic person, video games give me a place where I could be in a world that made sense to me. Well, I will tell you that all of my family play video games. Me and my brothers, we would share the computer 1 hour at a time. 저는 제 와이프랑 게임을 하는 사람이에요. I'm really enjoying playing video games with my dad. 부시 talk var bende ama. Yok yok benden geliyor olabilir. Between video games, daha duymuyorum diye açtırdı zorla. Added a lot to our relationship. Games like the World of Warcraft let me meet people that I probably never would have. I can honestly say I met some of my best friends through playing games. We have this connection that allows us to share our joys, to share our achievements, to share our growth together. Every time I'm able to achieve something, I'm able to make myself proud. Killing heroic Blackhand back in Warlords of Draenor was one of my favorite memories. I managed to find that one hidden pylon with my one Mutalisk. We beat hardcore Inferno Diablo. I was able to hit gold in competitive in Overwatch. I had someone say, oh, I can't lose to a girl. And I beat that guy. So I was able to slay this warlock as a little gnome holy priest, freaking out and screaming the whole time. Adrenaline through my body was going crazy. Pela caminhada ter sido tão prazerosa. Şu anda dünyadaki insanların şeylerini Blizzard'la olan şeylerini söylüyorlar arkadaşlar. Biraz çevirmesi ve şey zor. Many years ago, I was doing a quest in Terrakar Forest, and a lovely little mage came up and said, "Would you like a hand?" They helped me for the rest of the day. We've been married now for over a decade. Those video games filled a void. They filled the friendship. Evet, anlarını anlatıyorlar bile. There isn't a huge LGBTQIA+ community in my city. So when I was able to play a video game, I was able to start talking with people who didn't really care that I was a gay male. But video games were my escape. When I was a teenager, my dad was diagnosed with ALS. And I looked to video games as a way to escape from that sort of reality. Everything happens for a reason, and I'm just glad video games were there for me. I'll never stop playing video games. There's no way. I imagine myself one day being an 80-year-old grandpa gamer. Playing video games has shaped me. I don't think I would be who I am today. My passion, my interest, my excitement, they belong. Video games opened for me the world, and because of that, I'm forever thankful. And I can't wait to see what the next generation holds. Değişik. İlk defa böyle bir intro videosu gördüm açıkçası. Güzeldi yani. Ben beğendim. Blizzard communities and 30 years. Hoş geldiniz 30 yıldır. Vırlık çırık. 30 years is so many years. 30 yıl çok fazla. Last year maybe felt like one of the longest of all. But throughout the years of Blizzard Entertainment from 1991 to today, many of us can associate certain games with milestones in our lives. Maybe you were bazı oyunlar sizin hayatlarınızda dönüm noktası olmuş olabilir. Hatta geçen geçen yıl içinde en uzun geçen yıl dedi böyle. In high school when you first played a Diablo game. Or maybe you met your partner while you were playing World of Warcraft. Bizden bahsediyor bu arada.
World of Warcraft'ta eş olmuş olabilirsiniz falan. İşte lisede Diablo oynamış olabilirsiniz falan gibi. That we carry forward with us. Ya da bizim gibi sapkanmış olabilirsiniz. Are here for us during good times. And they're here for us even when we feel alone or maybe uncertain. Games are coming home. Familiar, comfortable, with a connection and a sense of belonging. Yani oyunlar sizin sahiplenme duygunuzun olduğu yerler ve her zaman buradayız tarzı bir yaklaşımda var. Ne zaman yalnız hissediyorsunuz? Even more of a place to get away, to be free from outside concerns, even if just for a little while. Birazcık bile olsa hayatın dış etkenlerinden uzaklaşabiliyorsunuz. Usually, when we start BlizzCon, the opening call is my favorite Warcraft faction, the Alliance. Well, no. Or my favorite faction, the Horde. I get confused. Usually, I'd be speaking to 40,000 of you in person at the Anaheim Convention Center and millions of you around the world. And usually, that would be a perfect way to celebrate. But nothing about the last year has been usual. The pandemic has been hard on everyone, and for many different reasons. But if there's one thing that the last year has taught us, it's that being apart physically doesn't stop us from moving forward. Yani pandemi sürecinden bahsediyor ama bu süreç tabii bizim fiziksel olarak bir araya gelmemizi engelledi ama yani daha ileriye gitmemizi engellemedi tarzı bir konuşma yapıyor. İşte savaşçılar gibi dalıyoruz, kahramanlar gibi ilerliyoruz falan filan böyle. Öyle bir şey konuşma yapıyor. Hani gerçekten şu anda biraz duygusallığa vuruyor ya. Games continue. 30 yıl teması daha önde. Bu arada Utku. Efendim. Be honest. Canlı olarak çevirmeye kalkma. Onu daha sonra yapalım. Yok yapmıyor. Yapamadık ya zaten. All needing to work. Sadece together, önemli noktalarda yorumumuzu demagoji yapıyor aynen kesinlikle. Never has it felt more true that it takes a blizzard to make a blizzard game. And in 2020 it became clear that the magic of creating a blizzard isn't just tied to a physical location. It's tied to the people who work here. And I continue to be so proud. Evet her gün Görkem için dua ediyorum bu anlamda. Bir gün Thank you, Blizzard. Ben olmam ya, hayır. We create these games and pour all of our energy and heart into them. But it is you, the Blizzard community, that brings them to life. İnşallah. And that's why BlizzCon Line is a celebration of you. The guild leaders, healers, DPS, tanks, innkeepers, Zerg, Terran, Protoss, Blackwatch, Shimada, the heroes of Sanctuary and of the Storm. These next few days are for you, our Blizzard community. All right. For World of Warcraft, we'll be showing you what's next for both Shadowlands and Classic. Okay, let's go. Classic? I'm sure you're all burning classic? In anticipation for that one. Hearthstone is getting back to its roots in a major way. Bak bir İlyas'ın Hearthstone'la alakalı demiştim. We also have news for our Diablo community. Oh my god. Some of you were able to dip your toes into the depths of hell in the Diablo Immortal Technical Alpha. I personally, I really enjoyed seeing players embrace the multiplayer aspect of meeting in town. We can't wait for more of you to get your hands on it. So, only the beginning of the year. Şöyle kısaca so özet geçeyim arkadaşlar. World of Warcraft'la alakalı Shadowlands ve Classic'le ilgili duyurular yapacak. Classic dedi zaten aşkım. TBC'de Classic'e giriyor. Hearthstone'la ilgili gelişmeler var. Büyük ihtimal yeni bir şeyden bahsedecek. Diablo ile ilgili cehennemin derinliklerine girmeye hazır mısınız gibi bir şey söyledi orada. Ve Immortal Alpha'nda gayet olumlu geçtiğini buyurdu. With the Arena World Championship and Mythic Dungeon International. Already in full swing. E-spor'da yine Arena ve MDI'lar tekrar geliyor. Starcraft 2 and Warcraft 3 esports are going strong with our friends at Warcraft 3'ü dahil ediyorlar sanırım ESL Pro'ya. Wow. And qualifiers are already underway for the first online stop of the 2021 Hearthstone Masters Tour.
with the first event taking place next month. Heroes of the Storm, there's nothing. But before we get too far ahead, let's take a look one last time. Twin times were a little simpler. In the early 1990s, the internet was a baby. CD sales had finally eclipsed cassette tapes. A cassette tape, it's a rectangle piece of plastic, and there's a tape inside, and music would get recorded on, and sometimes you needed a pencil to wind it and make it tight. I know, it sounds crazy. We were all playing video games on Super Nintendo, Sega Genesis, DOS, or Mac PCs. I personally was a master of ConfigSys and AutoExecBat. So many simple things in simple times. If only we could relive them. The stage is set. The green flag drops. Let the carnage begin. Aha, Lost Vikings falan geliyor, arcade şeyleri geliyor. Atari geliyor. What is this, Otku? Crash Bandicoot'tan anlamamız gerekiyor muydu acaba? Ben bunu istiyorum. I wanna play this. Hots'ta oynadın. Lost Vikings işte şey. Böyle oyun da eskiden. Bunu bulup oynayabilir miyiz? Büyük ihtimal hepimiz ya. Abi kim arcade oynamaz ya? Aşkım, can I play this? Oğlum küçüklüğüm. Ben bunu oynarım ya. Deli mi? Ya abi. Ben küçükken oynamamıştım. Telefonda falan geldim. Oynayabiliriz değil mi bunu? Nintendo olacağım. I'm gonna buy Nintendo, okay? Wait a second. PC yok. PC yok. Nintendo dedim mi sana? Arcade Collection. Xbox. Bir dakika. The Lost Vikings, Rock and Roll. Lost Vikings, Rock and Roll, Blackthorn. These are ports of the games, just as you remember them, allowing you to relive the original experience of all three titles. In 13 different languages. I want with a couple of quality of life upgrades. Tamam bebeğim, özür dilerim, şimdi şey yapabiliriz. We include very modern cutting edge functions. Arkadaşlar 13 dile çevirecekmiş, çok iyi. Both saving and I want this. Bana Nintendo purchased any Blizzard Digital Anniversary Bundle via BattleNet. You'll automatically receive the Blizzard Arcade Collection on PC today. You can play a lot of those of games now, for free. Bir dakika. You ready to hear about some other video games? Ne? Bilgisayarda direkt oynayabileceğiz dedi. World of Warcraft. Evet. Evet. Robo'a geçti abi, robo'a geçti. Dur. Hay bir dakika. Hello everyone. Aha. Thanks for joining us today. No matter where you are, Collector's Edition dayı. Collector. Whether you're exploring the Shadowlands, Classic Azeroth, or another part of the universe, I'm glad you could make it. Because we've got a lot of good stuff to show you. But first, let's start with some Covenant Pride. Come on. Reaksiyonlara hazır olalım. Night Fae, let the hunt begin. Necrologs, to war! Vinthu? Let's party! The world has thrown a lot at us since the last BlizzCon, and the thing that's really kept everyone going on the WoW team has been connecting with all of you. The bonds we forge with our guilds and family and friends in WoW are powerful and real. As WoW enters its 16th year and Blizzard celebrates its 30th anniversary, we're so grateful to have the most dedicated and friendly communities in gaming. Abi ağlatacaksınız bizi, ne yapıyorsunuz oğlum lan? In WoW Classic, we fought an endless battle for South Shore and Tauren Mill. Ağlatacaklar çünkü çok duygusal konuşmalar başarılı. And joined forces to take down Kel'Thuzad in his floating citadel of Naxxramas. In Shadowlands, we helped our Covenant recover from the Anima drought
brought on by Sire Denathrius, master of the Vinthyr and traitor to the Pantheon of Death. We survived the halls of Torghast and crafted legendary gear in our efforts to expel Denathrius from his castle lair. But innocent souls are still wrongfully being sent to the Maw. Yani Denathrius'u kesmiş olmanız Torghast'taki masum ruhları kurtardığınız anlamına gelmiyor. Bildik abi, hayırlı olsun. He's preparing to break free from the Maw and complete his plan to unmake the entire Warcraft universe. And Sylvanas, you may be wondering what she's been up to all this. Yes, I do. Sylvanas'ın ne yaptığını merak ediyorsunuzdur. I do. Our first major content update for Shadowlands, Chains of Domination. Bu 9-1 değil mi? Yes. 9-1. Bir dakika. What makes you believe you're not just a weapon to achieve his ends? Enough. Join our cause or be made to serve. Right now, you hold all the power. Make your choice, Sylvanas Windrunner. Despite all, abi geliyor, bir şey geliyor. The Maw continues to grow. What if Denathrius's treachery is irreparable? The Primus is lost, and Bastion cannot save the Shadowlands alone. None of this should have happened. Perhaps the Winter Queen could. My Archon, a living soul, seeks an audience. A mortal? A king. By all our measures, one who has spent his life striving for justice. One who would give anything to serve his people. Oh, really? Anlıyorum. One whose heart is true. Very abi, well. Anlıyorum, bence mind control'dır. Bir saniye. Step forward. How did he come here? My ascended have spoken of you. The king held captive in the Maw. That prison could not hold me forever. Why have you come to Bastion? You have a key that I need. You will release this soul from your grasp. No. He is bound to me. Just as you once sought to bind your own brother. Eşsiz acın kaldı mı? Evet. Oğlum, ne olacağını niye söylemedin? Biliyordum bunun olacağını. Öldürdü Hakkı. Oğlum yine bildim ya. The vessel performed its part flawlessly. Three keys remain. Then they will see. Death was never meant to be chained. Has, abi, bye bye. Abi has, ya abi. Mind Control'de Anduin, o direkt Jailer ruhunu çekti. Anduin'de kalmış olması gerekiyor ancak Runeblade'den anahtarı aldı. Kurtulacak ve Sylvanas pişman. Sylvanas pişman. Çok hayırdır.
will be telling you more about chains of domination. Hani şey diyordu ya, Maiden diyordu ya, kararını ver diye, vermiş kararını. Kullanıldığını gördüm, ben de söyledim. Oğlum bunu da bildim, ne yapacağız ya? Ergın tipine bak hele ya. World of Warcraft charity pet program. We've heard a lot from our community about how much they love these pets and the opportunity to give to a good cause, along with ideas to make the program even better. So during this upcoming campaign, you'll be able to donate whatever amount you wish to directly support our chosen charity. Once donations reach our diğer goal, anahtar everyone kaldı playing World of Warcraft will get a pet for their collection. Bir tanesi Arkonsa, denat. Whether you were able to contribute personally or not. Tam işte Primus, Denatrius, Winter Queen. Bir anahtar aldı, üç anahtar kaldı. Now we're gonna fight. And here they are. The first pet is bananas. Primus literally, cidden başka bir yerde. Ölü değil demek ki. Erken boşuydu, Anduin derken yok, bilmiyoruz oraya nasıl geldi. Bu arada arkadaşlar, bunlar da yardım kampanyası için düzenlenen petler, bilginiz olsun. Daisy the Sloth. She's an all new ya pet. Bu tamamen bir şey sayesinde ya. Oh, I love this old. Your donations during this campaign will go to support the medical humanitarian organization Doctors Without Borders. Also known by their French name, Médecins Sans Frontières. Medicines Sans Frontières diye bir kuruluşa gidiyor arkadaşlar. I want that. Take my money. Ya efsane değil mi ya pet? Sarılıyor olması çok iyi değil mi? This worthy cause. We'll be sharing the details about the charity pet program on the World of Warcraft website. It's all of yours here. So we've talked quite a bit about Shadowlands. Classic players, now it's your turn. Klasik oyuncuları, sıra sizin. Hand off to my teammate, Holly Longdale. Abi, she's a long-time WoW player, a veteran MMO developer, and she's going to tell us what's in store for WoW Classic. Get to Classic. Hi everybody. First, I'd like to thank all of you who have ever been part of the WoW community over the years. You know, online worlds like WoW have been a huge part of our lives for decades now. As a dedicated MMO fan and a developer myself, I remember hearing that Blizzard was going to be making their own MMO. No, well, I guess I'll check out that beta. And sure, we all call the game WoW, but really, wow, I could not believe I got bit by the MMO bug again. I was so excited to be able to make a Night Elf Hunter and be like that famous Dark Elf Ranger from the books that I loved. I have to tell you, Azeroth was, and still is, a place I love to live. Since last year, I've had the great honor to work alongside the WoW Classic team to bring these nostalgic experiences back to life for longtime fans and a whole new generation of players. As a fan myself, I've had so much fun. Yok, gitme değil de Bu antiki yayın evvel söylemiştim mevzuyu, hatırlıyor musun bilmiyorum. Evet evet, biliyorum biliyorum. From Teldrassil to Ironforge, all the way to the Evet. When I jumped blindly through the dark portal and was running through Hellfire Peninsula, heard this terrifying noise, dedim ki bu, and then saw Sylvanas çok Bell öldürecek. Sylvanas, ben sana söyleyeyim, şu an Sylvanas'ın da bilmiyor yani. Very glad I had feigned death. Biliyor, sadece üzülüyor. Zaten büyük ihtimalle Raid Boss olmasını da ona bağlayacak. Ama Raid Boss olacak neticede. Keep us coming back time after time. With that said, I'm super excited to be able to share with you where our adventures are taking us. Bence Anduin'in olayı anlamadığı için üzülüyor. Pişman ama bundan dolayı pişman. Jader'ın çıkacağı yeni bölgeyi gösterdi. Ya da Anduin'in bu derece dönüşmesine üzüldü. Aslında hayır. Planlarının... Bak, konuşuruz aşkım. Okay, okay. Bir dakika, tamam. Evet, Uther'in de yarasının sızlaması. Of, o çok iyiydi. You dare enter my realm. Klasik TBC geliyordu ya abi özetle. Bakayım sinematik koymuşlar mı? Ah,
görürüm falan. Hey gidi günler, hey Vova uçma gelmişti lan. Uçma gelmişti oğlum Vova. Uçma geldiyse kasarız. Grafikleri kes. Aynen ya. Evet evet yeni. Yeni şeklinde susun. Bak biz Denatrius'u kesemiyoruz ya aşkına. Karazan'ın o satranç yerini yani yapamayız. Öyle düşün. Prepaid. İyi neyse artık arkadaşlar klasikten bir oynuyorum demezsiniz. Onun vanilla ve TBC olduğunu ayrı ayrı anlamış oldunuz diyelim. Peki hem klasik hem normal nasıl vakit yetiştiriyor ki köyünü? Vallahi yetiştiremiyoruz. Kesinlikle yetiştiremiyoruz. Çalışan yetiştiremiyor canım. Normal ama oynayanlar yetiştiremiyor. The Draenei in Exodar. The Blood Elves in Silvermoon. Ya oğlum klası yetiştirmesen ne kaybedeceksin? Orada hep var değil mi? Scryers! Yani ne bileyim zamanında onları seçmiştim. Ya bir şey söyleyeyim mi? Beni yanlış anlamazsanız. Nintendo? We've also learned TBC deyince aklıma Illidan değil de Kirjaden geliyor olması, Samuel geliyor olması. Zaten gerçek son boss oluyor ya işte. Değil mi yani? Abi öyle? Normalde bulamadım ya. Nasıl yani? Hoş geldin Bora. Şimdi buldum. Evet. Yeah, I buldun yazıyorsun ya işte. I will bring it mine. Okay. Thank you. Of course, we can't get this right without you, our incredible community. Soon you'll be able to revisit Outland yourself when beta starts and tell us what you think. Later. Bak ama Zaris ne dedim? CGI sinematik için bekle. Ya WoW'da ya da Diablo'da çıkacak gene bak. Daha dur. Ben WoW'da bekliyorum CGI. Do you want to move on into Burning Crusade Classic? Or ben açıkçası Diablo'da gelsin istiyorum. In the original classic era forever. Yani. Whatever you decide. Tutturamadı ama CGI değil ama sinematik geldi yani. Bu arada klasik ve TBC klasik soruları ayrı ayrı açık kalacak. Karakterlerinizi kopyalayabileceksiniz. Yeni soru açılacak. Vesaire vesaire. Archon ölüyor mu? Archon GG. Archon evet. Bu arada ben demiştim değil mi? Şimdi arkadaşlar mevzu Hearthstone'a geçti. Yapalım mı? Bu yorumu sana bırakıyorum Görkem. Ne olmuş? Ne? Simge bir şey yazdı oğlum, bir check yap, check out yap. But first, arkadaşlar bir saniye. Şu anda World of Warcraft'ın özel ekranı ve Diablo'nun özel ekranı hala boş. Opening ceremony devam ediyor. Hearthstone'dayız. Şu şekilde tekrar göstermiş oldum ve geri geldik. Evet. Devam edin. Özür dilerim. Sözünüzü kestim. Dur ben soruyu kaçırdım. Eda. Dur bakarsın sonra. Yazarsın da. Evil Corp Activision. Görkem'in seveceği soru. Görkem'in seveceği soru. Görkem sana. Şimdi gördüm. Güzel arkadaşım benim. Şimdi Evil Corp Activision dediğin Activision Blizzard eşittir Blizzard. Activision ayrı bir firma. Blizzard ayrı bir firma. Ama ikisi de aynı holding altında. Yani biliyordur biliyordur. Geyik ve... biliyordur kesin geyik yapıyor. Gelirim sana geyik yapıyorum kızım sen anne geyik. Fun new experiences and make sure that the tens of millions of you playing Hearthstone are always excited to log in. First up, Hearthstone deyince bir neyse şey oldu. Bir Hearthstone deyince düştüm ya. Şöyle bir... The launch of the core set. Made up of some of the best. Nasıl diyeyim? Ne düşünüyoruz onu söyleyeyim. Çünkü geçti şu an. Diablo'ya kadar şeyiz. Awesome brand new cards.
Yani the best thing about the core set is that it's entirely free. Yani Hearthstone'u falan salın bence şu an. Ya şu yorum. Abi aynısıyım ya. Legendary dragons. Aynı düşünceler içerisinde olmamız ne kadar güzel. And competitive. Hearthstone'u gerçekten aşırı şekilde hype'lı ve seven arkadaşlardan özür diliyorum ama şöyle biraz olacak. Yayın başında da bahsettik. Diablo ve WoW üzerinden gideceğiz. Evet, alayım hemen yorumlarınızı. Mümkün değil demişiz. Ayrıca o zaman hatırlıyorum Tyrant'ın planını... Aha izleriz, izleriz söylediği şeyi, izleriz. Ama bunu ben desteklememiş olabilirim ama şey desteklemiştir. Murat Han desteklemiştir çünkü o da söyledi. Ama şöyle bir şey var. Lich King tarzı bir şeye dönüşmedi. Evet. Direkt o hani Anduin'in kendi içindeki güç için mind control atılmış. Evet. Hani yoksa şey değil. Ayrıca tebrik ediyoruz seni. Neden? Theory crafting yaptığın için bir izleyici olarak yani kesinlikle süper. Bunu süper süper destekliyoruz. Öyle söyleyeyim yani. Şimdi abi. Heh, buyur. Hayır abi, ama ben hatırlıyorum. Çok önce söylemişti. Biz hatırlıyorum. Biz bu peçi dedik ki yani bu peçin teması bu olacak dedik. Raid'i bu olacak dedik. Dungeon'ı bu olacak dedik. Dungeon'ı da söyleyeyim. Dungeon'ı broker'ları içerecek mega dungeon olacak. Yani Maw teması olacak. Jailroll teması ve hani Torghast raid olacak dedik ve Sylvanas'ın boss olsa bile ölmeyeceğini şu an söylüyoruz. Bunu da biliriz. Merak etmeyin, ölmez Sylvanas. Jailer konusunda bir tek tutmadı ama artık %80 oranında bildik ve Jailer'ın daha dur bakalım, Raid sonu boss'u Sylvanas mı diyeyim, ben hala Jailer olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Yok, tahminen Sylvanas Anduin diye gider yani. 9 Sylvanas 10 Anduin diye gider diye tahmin ediyorum. Yani yoksa Sylvanas Anduin Jailer diye gidecekse aman aşkım, aman. Yani. Ama yok, hala Trende ile ilgili yorumlarımız yani sabit var, yok. Sabit. Onları söyledik söylemedik yani, diye. Bir dakika şimdi, aynen. Elmalar armutlar hep karışmış orada. Ne abi? Yorumda bir yorum mu var? Ya bir tane evet, chatte yorum var da. Abi sen de bak şu şeye ya. Bak kaçırıyorsun muhabbeti. Dur ben okay sana paste edeyim. Aslında Görkem Bey Tyrande için Arthas Freaky olabilir demişti. Yanlış hatırlamıyorsam. İnşallah öyle bir şey olur. Yani onu biraz onu şey olarak demiştim zaten. Yani ekstrem ihtimal olarak. Yoksa bu arada Anduin'in sona kalacağını falan söyledik hatta. Kesinlikle. Torghast'tan hiçbir kimse kurtarılmamıştı falan. Şöyle bir şey daha ekleyeyim arkadaşlar. Arthas'ı lütfen hatırlayalım. Arthas kendi iradesi kırılarak kendi isteğiyle bunları yapıyordu. Anduin bunu şu anda kendi isteğiyle yapmadığını net biliyoruz. Evet. Bir, Trende'nin buna dönüşme ihtimalinin yüksek olduğunu söyledik. Evet, hala Trende ile ilgili bir bilgimiz yok. Şu anda o teori craftlarımız cepte duruyor, bekliyoruz. Yani Arthas 2-0 olma durumu, yani illa Arthas dediğin zaman işte Runeblade olacak elinde ya da şey yapılacak şeklinde değil de biraz daha işte dünyayı kurtaracağım hepinizi öldürerek tarzında bir yaklaşımdan bahsediyoruz burada. Illidan yolundan gidecek Sylvanas diye onu dedik. Tyrande de tam onun karşısında oluyor işte o zaman. Bir ve bakalım ya, bu arada şöyle bir şey var. Hani theory crafting yani yapıyoruz ve sizlerle birlikte yapıyoruz her yayını zaten biliyorsunuz. Bir şey çıksın ortaya atalım abi. Çıkmadığı zaman da diyelim ve onun üzerinden tekrar yürüyelim gibi olur zaten. Evet yani bildik bilmedik olayı değil de söylediğimizi yani bak sizi çürüttüm işte beni dinlemediniz diye bir şey yok yani. Abi yok zaten canım. Biz seni nasıl çürütebiliriz ki, bunu biz yazmıyoruz. Biz de atıyoruz ortaya bir şeyler yani. Yani evet. Destekli sallıyoruz. Sen de destekli sallamışsın. Bir dakika. O gün aradığın desteği buldun. O gün aradığın desteği buldun. Yayını çıkartacağım. Klip yapacağım. Göstereceğim. Dedik ki ne kadar güzel. Eda çok büyük şu anda şey yapıyorsun. İddiada bulunuyorsun. Biliyorum. Hiç yapmayacağın şeyler çünkü. Yayının tekrarından izlemek. Hayır hatırlıyorum. Hatırlıyorum. Because I remember it. I remember you. O da onu destekledik canım. Destekledik dedik. Ne kadar güzel Theorycraft yapıyorsun. Benim dediğime takılmış o ya. Ben Tyrande olabilirin mantığını anlattığım için yani Tyrande de olabilir, onu da şöyle yapabilirler diye anlatmıştım. Ben ama şey demedim, Anduin kesinlikle olmaz işte ya. Anduin Arthas gibi bir şey olmaz falan demedim. Hatta
tam tersine ben Anduin Darkseid olabilir diye ta böyle şey Shadowlands başından evet. beri diyorum yani. Ve hala Darkseid olup olmadı aslında. Yani tam da Darkseid olmamış aslında, o açıdan tutturamamışım bak, evet. Trend olur. Ya, abi şey dur yani, bekle bakalım an... dur. Trend ile ilgili ne olacak? Dur ne bakalım. Olacak, bakalım. Bir şey soracağım. Ya, bir birlik eklemeleri an... olma ihtimali var mı? Var. Bir an Covenant'ların birleşme muhabbeti var. Evet, o var. Bu arada şey de var. Şey var. Official League'de geçen konuştuğumuz şey var ya. Hatta işte Twitter'dan da o muhabbet döndü. Bir dakika onu bulacağım şimdi. Orada Sylvanas işte şeyi birini kendi saflarına katacak ve işte bu Azeroth kahramanlarına korku salacak biri olacak diyor. Bu Anduin değil bak. Onu görmüş olduk. Bu şey Anduin... Official League'de yazıyordu değil mi? Evet evet. Evet. Official League'de evet. yazan işte o şey 9-1'in plotunda işte birini conscript diyor. Yani işte kendi saflarına katacak diyor. İkinci yani Legendary Anduin, takma Anduin olayı... Değil, onu Jailer yapmış yani. Brock onu Cigar. Görmüş olduk. Brock Cigar'dan ses yok. Ses yok, evet. O gün yeni bir zırh dövdüğün Jailer'ın onu Anduin için hazırladığını söylediğimde o iş zor demiştin. Abi hala olmadı. Olmadı. Zorla verdiler. Yani ne abi? Hani Anduin Arthas 2-0 olmadı hala. Öyle söyleyeyim. Hayır ya şöyle onu bir anlatalım. Bir. Arthas kendi hayatının hani kader çizgisiyle diyelim o yola düştü. Ama Anduin'i şu an bir mind kontrolü aldık belli ve hani zorla yaptırılıyor. İzleyin. Jailer Anduin'in ağzından konuşuyor orada. Yani Anduin'in olaylarda bir etkisi yok şu an. Saçı bile beyazladı. Evet. Evet. Arkadaşlar evet tip olarak benziyor olabilir ama arkadaşlar konsept olarak benzemiyor. Ya komik olan şu, ben en baştan beri yani Anduin Darkseid'a dönecek dedim. Zaten dediysem neyle çelişiyoruz ben onu anlayamadım da evet. Ne artık ya. Yok tamam, yok güzel. Bravo bravo yani. Bu sohbet çok güzel. Bu sohbet ya çok güzel. Ya asıl aradığımız şey bu arkadaşlar. Bir gerçekten. Ne geliyor? Bir saniye. Diablo. Özür dilerim. Hey everyone. Çok özür diliyorum. 4 muhabbeti başlıyor. Evet. Mute alıyorum ben ve and I am honored to be here on behalf of all of our Diablo teams to share the news and updates we have in store for you today. We've got a lot of Diablo to cover, and I hope you'll agree with me that it's a great time to be a member of this community. All right, let's kick things off with Diablo 4. We first shared our game with you during BlizzCon of 2019, and we've been truly humbled by your response. We've kept in touch through quarterly updates, and sincerely appreciate the thoughts and valuable feedback you've provided as we unveil more and more of the game and share in its development. After all, Diablo belongs to you as much as it belongs to us. Ya bir şey söyleyeyim, bu Diablo belongs to you, yani Diablo sizin bizim olduğu kadar ve muhabbetini gerçekten yapıyorlar yani developer update'lerle. Çok başarılı bir iş çıkartıyorlar. That's right. Today, we're happy to announce a brave new soul joining the Barbarian, the Sorcerer, and the Druid on this dangerous journey back to Sanctuary. A class is one of the most exciting things you can announce in a Diablo game. Diablo! This one is especially exciting to me as it's a re-envisioning of one of the first classes to ever appear in the series. Let's have a look. Şu anda bildiğimiz 3 class vardı arkadaşlar. Druid, Barbar ve Sorcerer'dı. Bir klas daha sanki ekleniyor. Sinematik mi gelecek acaba? Çok heyecanlandım. Şu an sinematik geliyor. And I told you it's gonna come. Ben de bunu bildim. Bir dakika. Pray with me. May Akarat guide and protect me. Akarat, guide and protect me. Paladin. May he shepherd my soul. May he shepherd my soul. And grant it mercy. And grant it mercy. What are you doing here? This is not the time. But this is confession. And I have
sinned. I was a thief who stole from those more fortunate. Assassin. I strayed from your light and found my trade in the shadows. They call it murder. Assassin. I say, job well done. I am a thief, a heretic, a murderer, father. Will Akira save me? You mock our light. But those monsters were a scourge upon my throat. And you... Look like they are. You were the answer to their prayers. Oh. Then we are settled. And you owe me. The name you seek is... Thank the heavens for you. Heavens? I assure you, Father. The heavens didn't send me... Rock, assassin, rock. Diablo 2'deki assassin ya direkt. Tamam, hepimiz bunu oynuyoruz arkadaşlar. Evet. Op klas çünkü değil mi? Yeni klas. Druid de yeni sayılır. Yani 3'te yoktu. Aha, priest asıyormuş kulakları. Hadi buyur. Bu normalde Akarat rahibi olması lazım ama öyle bir dünya yok yani. The sound of that ear getting pierced by the hook is so brutal. I feel like it's gonna haunt me for a long time. I've been a huge fan of the Rogue ever since the original Diablo. Even seeing them come back as NPCs and mercenaries in Diablo 2's Rogue Encampment served as a great bridge between the games. With the setting of Diablo 4 being a larger world than we've ever played in before, we're excited to show you not just what the successors to the original Rogues in the series have been up to since the fall of their order, but also what some of the other rogues in the world of Sanctuary might look like. The mantra for Diablo 4 has been customization first, and the Rogue takes this to a whole new level. From the beginning, the Rogue has been an incredibly flexible class, able to adapt to any situation. Our goal is to let you create the kind of Rogue that you want to play. Whether it's an unrivaled archer modeled after the original Sisterhood, or a cloak and dagger rogue from the darkest alleys of Chaldeum. In Diablo 4, you will have the freedom to create the rogue that you imagine by customizing the looks, the background, and the playstyle. 3'te vardı PvP odası bu arada, 4'te open world PvP olacak. Stick around for our segment later today. Diablo 2'de çok kötüydü bunlar. Unique item'a yoktu. Bu arada talent ve skill customization inanılmaz çok olduğu için o bir ara talent ağaçlarını falan gösterdik. Her karakter için farklı olacak. Hani Diablo 3'teki gibi ya da 2'deki gibi belli bir talent tree sistemi yok. Onun için yani tamamen farklı bir sisteme yürüyebileceksin. Rogue için de okçu ve şekli yürüyor. Dagger şekli yürüyebiliyor. Demon Hunter'dan farklı. Demon Hunter sadece range oynayabiliyordu. Milli
oynayamıyordu. Bu biraz daha Diablo 2'deki Assassin'e benziyor. Ya da Diablo 1 oynadıysanız orada direkt Rogue vardı. Morena isimli. Moreno. Neyse. O şekilde. Evet, evet. Later today, you can join the Immortal team where they'll talk about some of the things they've learned from their recent alpha test and what's next for the game. But that's still not all. We have one last bit of very exciting Diablo news to cover. When you hear us talk about the classes, the items, or the stories of the early Diablo games, you may have picked up on the absolute reverent tone we reserve for that golden era of Diablo. Maybe you share that love abi, kendi crash'a da para vermiyorsun. Yapma Allah aşkına. O da pay to. Makes you want to take on Mephisto or Bale one more time. Or maybe even for the first time. After all, Diablo 2 remaster geliyor ya. Dur. Happened a long time ago and not just in Sanctuary years. They're talking about the If so, we have a special surprise for you today. Yok Zaris, iki class daha ekleyeceklerini söylemişlerdi oyun çıkmadan ama. Bir class daha gelecek hatta. Demons from Don't do it! It seems you are there. Fool! I'm not exempt. Look what they've done to me. Arise, Diablo. Lord of Terror. Ah, tüylerim diken diken oldu. Amına koyayım sesi duyunca. Kusura bakmayın, sövdüm. Bu da remastered mı acaba? Abi ne olursa olsun evet. Diablo 2 ya. Now experience a terror remastered for new generation. Diablo 2, yeah, we can say that. Kusura bakmayın, WoW'da bu kadar tepki vermediğim için. Bunu oynarım oğlum. Yiğit beni duyuyor mu şu anda? Abi Mephisto'ya bak! Yiğit, Diablo 2'ye tepkim. Adam ya adam, geldi adam. Yolda şok olduk ama öyle kaldık, ondan oldu. Tam oyunun belli olduğunu söylediniz. Ne zaman gelecek? They don't say anything. After more than 20 years, the Dark Wanderer has returned. And once again, he travels east. Always east. Diablo 2 is a landmark game for Blizzard. Diablo 2 Resurrected is a full HD remaster. Aynen, Ege full HD remastered diyor zaten. The expansion, Lord of Destruction. It takes the 2D sprite-based classic that we love and brings it into the present. Shut up and take my money! Utilizing up-to-date graphical rendering and lighting technologies. It also includes modernizing all 27 minutes of cinematics, recreated shot for shot with the explicit intention of preserving both the look and the pacing of the original movies. Blizzard has a long history of games that we're proud of. And when we think about Diablo 2, we think about it as a definitive pillar in our foundation. Now, it's funny to think that some of you weren't even born when D2 was released, which makes it all the more important that we deliver an authentic experience wherever you play. We want everyone to relive their memories or experience the game for the very first time on their platform of choice. Evet, nereden indiriyoruz? Hocam boş ver bunu. İndirme linkini ver amına koyayım. Diablo 2 Resurrected to PC and console along with cross progression. Yet. Cross progression diyor. Dur. Are in love with the original and you just wish it worked more seamlessly on modern computers, you can bring back all of that nostalgia exactly as you remember. And enjoy the game in its original 2D form, much like we did with StarCraft Remastered. Obviously, there's a lot to talk about. Times change. Later today, Diablo speedrunner Mr. Llama
will host a roundtable with members of the development team on the dedicated Diablo channel. If you are a Diablo 2 fan, I encourage you to take a look. So, from Diablo 2 Resurrected, to Burning Crusade Classic, to the Blizzard Arcade Collection, it's a whole lot of looking back. And while we have teams dedicated to bringing these timeless experiences into your hands, it's actually a very small percentage of our developers working on these projects. Far more people are working on the future of Blizzard. Heroes of the Storm, yeah. In addition to what we'll be talking about, yeniliklerden bahsetmiyor şu anda pek. We can't wait to tell you even more about our drama over the course of this year and beyond. If you had asked us 30 years ago, şöyle bir yapayım arkadaşlar. Diğer kanallara bir göz atalım. WoW'da başka bir şey dönüyor mu diye. Şu anda WoW'da herhangi bir şey dönmüyor. Şuraya bir refresh atayım. Hala opening ceremony'deyiz galiba. Abi yeni bir şey geliyor galiba. Something is coming and Diablo. Tamam, hemen açtım. Instantly, no matter where they are in the world. The way people are increasingly able to express their identity. Yok, kontrol ediyorum sadece arkadaşlar. Diablo 4 için gösterecekleri her şey bitmedi. Bu sadece açılış seremonisi şu anda. Açılış. Ya ben sinematik bekliyorum. Açıklasın söyledim size. Like streaming, cosplay and esports. It would have been hard to imagine. Şu anda arkadaşlar şey dönüyor. 30 years ago. And at Blizzard. Emotional time. That is what excites us about this. This is about the emotions. There is so much that we're working on. Abi sesim yayına o kadar geç geliyor ki söylediklerim çok anlamsız kalıyor ya. We look forward to talking to you about it. Ben de buradan izliyorum. Utku Ordu'nu izliyorum. Ben kendi bilgisayarım. O zaman ona bile geç geliyor abi. The worlds of Warcraft, Diablo, Starcraft, Heroes of the Storm, Overwatch. Evet. Bir dakika. I just heard Heroes of the Storm. Dur Eda sen. Yok. Opening ceremony'de verilmeyen sinematik. Develop şeyle verilmez. Okay. We're also exploring different ways to express our worlds and welcome more players from more places into them. And we aspire to continue to lead on priorities like accessibility and toxicity control. Okay. And to continue supporting causes that have a positive impact on the real world. We want to continue to bring those same feelings of joy and achievement that we all felt when we first defeated the Lich King or beat Diablo on hardcore mode. Because when we geek out on those experiences with others, we can't help but see the similarities between us and feel what's possible when we play together. Of course, there are new Blizzard worlds that we haven't visited quite yet. Ne? And when we do finally unveil those games and experiences, our hope is that you will see in them what henüz keşfetmediğimiz Blizzard evrenleri var dedi. Where you're from, there are spaces where you can create new stories, forge new friendships, and make memories worthy of lasting a lifetime. And through it all, our mission statement of being dedicated to creating the most epic entertainment experience. Mobil olmasın da o evrenler derken altına mobil o evrenler ben değil. Gameplay first. We'll continue to guide our way. So on behalf of everyone at Blizzard, thank you for being on this journey. For me personally, it is the honor of my professional life to serve you and the honor of all of us at Blizzard to be the caretakers of the worlds that you play. What he just said, it's your priority. Yani bu senin sizin öncelikleriniz olup yaptık diyor. Okay. Next year. And the next 30 years. Now. What's coming? Ya ben Blizzard topluluğuyla alakalı şöyle bir şey biliyorum abi. Bir oyunun ne kadar bokluyorlarsa o kadar çok oynuyorlar abi. For those of you looking at sana öyle şey diyor yani sizin öncelikleriniz sizin sekreteriniz. Hayır o kadar bil, evet, bil, evet. Ya, o kadar dur Immortal'ı yuhaladılar falan filan. Şimdi o yani. Dur abi nereye bitiyor? Sabah 4'e kadar buradayız ya. Sabaha kadar buradayız. O da beklentilerle alakalı. New maps, hero missions, talent trees and more of what we think will make Overwatch 2 a unique gameplay experience. For World of Warcraft, Diablo, and Hearthstone, you'll get a closer look
on their respective channels. Ha eyvallah evet. Bilmiyorum opening bitti mi? And on the dedicated strategy channel. Talon 3 dedi Overwatch'a. Hiç hoş değil duydum ama vurgulamak istemedim. Overwatch 2'de gelecekmiş bu arada yanlış anlamadıysam da. Evet arkadaşlar. Neyse 2024 daha. Uzaya gider geliriz onun sıkıntı. Telif atar diyor ya. Carbot Animation geliyor. Aa. I'm king of the world. Şu anda Carbot izliyorum hastası olduğum için. Ben yere kalkınca bu işte duyurulan şeylere bakarım. Umarım iyi şeyler duyurulur çünkü aslında sinematikte çok bir şey hani içeriğe dair bir şeyden çok işte şok edici bir lore olayı gösterdiler. O yüzden hani herhalde detayları panellerde siz izlersiniz. Ben yarın bakarım. Yarın tamam. Da onları konuşuruz herhalde ve daha detaylı konuşuruz bu sinematiği. Tamam. Ama güzeldi yani. Aslında o çok en sonunda o bölgeyi böyle zincirle tutup çekseydi daha güzel olurdu ama biraz fena değildi. Çok güzel yani. Ya. Çok attılar ya. Neyse. Öpüyorum seni Muratancığım. Sayılıyorum. Eyvallah abi sağ olasın. Hoş geldin geldiğin için. Bir şey değil. Zergling şeyine katılın bu arada. Murat'tan sen hiç daha. Hiçbiriniz katılmayın o benim olacak. O ne vardı? Zergling çekilişine katıl mutlaka. Ne yapmam abi bunu? İşte Carbot'u takip edeceksin. Likelayacaksın, retweetleyeceksin. Gelin konuşuruz. Tamam, nerede ama herifin bin tane hesabı var. Twitter ya. Twitter hesapları. Retweet diyorum oğlum. Hemen atalım sen. Sen şu an Warcraft'ın kanalına mı geçtin? Şu an hiç umurumda değil ben. Bu Carbot bitene kadar bekleyeceğim. Crossmore. Hayır zaten orada da aynı şey gösteriyor. It's the same thing. Ne? Ne? Tiplere gel. Ha Deadwing yapmışlar. Haydi abi hepinize iyi yayınlar. Eyvallah abi. İyi geceler. Görüşürüz ya. Eyvallah. İyice dinlen abi. Slayer olmalıydı. Slayer olmalıydı. Okay. Yeah, bir dakika, Slayer. Görkem'in ekran kaydı. Muratan... Bitti, ekranını kapattı galiba. Slayer, okay, well. Olmalıydı ama o konuda şöyle yapacağım. Sonra. Görkem'cim kaydı ama. Dur. İki dakika bu kişi. Ne? Kerrigan, ese ya, you're love. You have to watch it. Tamam bebeğim 2 saniye görkemi düzelttim geldim. Greetings to you. Ya Uther'i ne hale getirmişler ya. Elindeki ya çok tatlı değil mi dile gel ya. Ya Rainer'ın dili ya. I'm getting good at this. I am in the groove. Do it online. Surprise! So lucky. Piece of cake. Okay. Ya çok güzel yapıyorlar. Çok başarılılar. Kesinlikle çok evet iyiydi ya. Ya bu arada bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Görkem de katılacaktır bana, Eda da katılacaktır.
Carbot tam bir başarı hikayesi kesinlikle, değil mi ya? Kesinlikle çok iyiler ya. Abi adamlar kendileri geldi, yaptılar, ettiler ve yani dahil oldular şu community'ye. Mükemmel bir başarı hikayesi ya. Diablo Türkiye. Evet evet hakikaten yani adam neredeyse sıfırdan böyle fan art yaparak bu aşamaya geldi yani. Şimdi hemen diğer kanalları check edelim. Hemen diğer kanalları check edelim. Evet şu anda Diablo'da Diablo nereden çıktı? World of Warcraft'ta klasik konuşuluyor. Ben dediğim gibi bir de Diablo'yu kontrol etmek istiyorum bir yandan. Diablo'da da What's Next var. World of Warcraft Burning Crusade ile başlayabiliriz. Ve bir yandan da Diablo'ya kulak veririz daha sonralarda. Aşkım EverQuest'te başlamış işe. Hayır canım. Sen seversin. Severim. Bu şeyin Danuzur'un patronu bu arada. Danuzur'un ilk şeyi böyle lead ne de o şey yazdıran, hikaye yazdıran falan bu. Yok ya Türkiye ağır Revendred ya. Ağır Revendred arkadaşlar. Animalarınızı bekliyoruz. Shadowlands yanıyor ama biz milletten anima topluyoruz. Anima topluyoruz falan. Ya ben 14 yılında var bana yaptı. Özel tüketim animası. Wow. I mean, wow. Right. Şimdi bir teklifim var. Bunu tam ekran izlememizin bir gereği var mı şu an? Bence yok. Bir yandan da şey mi? Diablo'ya mı bakacaksın? Şöyle yapabilir miyim diye düşünüyorum. And I also took up jewel crafting on my Shift ekran modunu yapacağım. Olayları görelim. The whole notion of having items with sockets and just exploring that whole system. Sizinki daha önce geliyor da ben direkt kapattım şey yayını sizden izliyorum abi. Daha sonra. Teşekkür ederiz. The Burning Crusade, I remember being there back then. I mean, it was our first expansion ever. So all the new features was like this really cool moment of like what's coming next, what's going to happen. And one of the things that you know was pretty impactful in the game was Horde having paladins and Alliance having shaman. I mean, as an Avalon player myself, I remember going back and trying to fight shaman. I was Alliance back then. Şu anda aynı videoyu tekrar izliyorlar orada. Şöyle yapabiliriz. Orada evet biraz konuşma geçiyor. Videonun tekrarı olsun. Yani yapacak bir şey yok. Ne isterseniz onu izleyeceğiz. Oo Brooklyn Nine-Nine dedin. Kalbimi kazandın. Öpüyorum. Brooklyn Nine-Nine seveni ben de severim. Sevmeyen de ölsün. Net. Nine-Nine. Abi bir şey söyleyeyim mi? Ben akşamları izliyorum. Eda diyor ki bunu mu izliyorsun? Abi, hemen şikayet yani... ediyorum. Oturun izleyin. Eda lütfen. Lütfen Eda. Bak küserim yani. Gerçekten mi ya? Nine-Nine. Sevmemek. Yani lütfen. Galiba 5 tur falan izledim biliyor musun? Oldu şimdi. Açıp açıp böyle hı diye güle güle izliyorum böyle devamlı. Yanda böyle mesela bir şey yaparken falan böyle yanda açıyorum. Böyle gülüyorum böyle hı. Çok iyi yani aşırı iyi. Ben bu kadar gülmedim son zamanlarda böyle bir şey. Ben göz atarım ya. Ya şey dikkatli izlememişindir böyle biraz karakterleri falan öğrensen şey yapar. Sarar yani. Ya evet. Seri katiller daha iyi çekici. Deli gibi seri katil diyorum ben. Çıldırıyorum. Bu arada Sinner'in yeni bölümleri gelmiş onu izliyorum. Good, they're good. Yeni oyun yapacak konusu daha arkadaşlar strateji kısmında belirlenir o. Şöyle şuradan bakabiliriz aslında. Burada yeni bir şey var mı? Yemeyeceksem. Neden yüzecek, yemeyeceksen o kadar. Yani bir Fenway projesi var ama duyurmadılar. Ya Fenway şey olabilir bu arada Diablo 2 çünkü
sağlam remaster çıktı. Fenway projesi o olabilir. İzledik. İzledik ve delirdik. Çok iyiydi canım. İzledik, izledik, kaçırmadık. 99 himin ve evet tabii ki yani. Ya Hawaii Meteor Mother ne yazık ki balondur arkadaşlar ya. Yani. İlk 3 sezon iyiydi de o senarist grevi geyi olmuştu o tam normal yayınlanırken. Ondan sonra hiç toparlayamadı ve sonu da çok kötü bitti yani. Şimdi bir saniye. Şey böyle Friends'le Seinfeld'in ekmeğini yedi zaten o ilk 3 sezonda da. Sonra da hiç yaklaşamadı bile yani. 40 euro Diablo 2 yani iyi. Yani arkadaşlar iyi. Bence de iyi. Şu anda strateji iyi. Kısmında yeni bir oyunla ilgili bir şey yok. Tekrar World of Warcraft'a çeviriyorum ben bu sayfayı. Dön babo. Aha yok ne, tamam. Ne şey ya? Geldi sana. I love that ending. Yok yok şey. Turnuva muhabbeti o ya. There's the rain of arrows off the mount for the win. Diablo 4. When that guy takes the ear and he stretches it onto that hook right at the end. It's like oh. That ear box never gets old, you know. I always wonder where all those ears from Diablo 2 went. Şey yok, chat'e bakıyorum. Akışlar doğru mu diyor. There's some creepy guy in a church collecting ears and putting them in a box. Just what we always thought. No spoilers, but we're going to be hearing a little bit more about World PvP a little bit later. Bakacağız, arada bir şey. Arkadaşlar Diablo 4'te World PvP hakkında konuşulacak bu arada. Daha demin merak ettiğiniz şey. Than another class for players to check out. Path of Exile'da da açmışlar. Galiba World PvP. Ondan sonra bunlar onun üstüne gitmeye başladı. Çok tuttu. Bir gitsinler bir zahmet. Zahmet olacak abi. Diablo 3'te olacaktı çünkü. Diablo 3'te PvP odası yaptılar. İğrenç bir şeydi. Herkes birbirine tek alıp duruyordu. Önce arena gibi olacak diye böyle bir reklamını yaptılar. Bayağı kötüydü yani. And we kept coming back to just the idea of bringing it to the kind of the godfather of Hobbs'ta bu arada benim duyduğum şey var. O hani e-spor kısmını tamamen kapatmışlardı ya. Onu yeniden kurmuşlar. Yeni Hobbs için e-spor takımı ve böyle alt diğer şeyleri böyle turnuvaları takip edecek bir ekip oluşturuyorlar. Official olacak. Bir de bak dediğim çıktı işte bir Diablo 1'deki logo benzeyecekler büyük ihtimal bak. Evet evet onu gösteriyor. On the melee weapon side rogues can use swords and daggers. İki de yoktu zaten şey. Assassin vardı benzeri. O da bow kullanabiliyordu. Bu ara şeyde de Shattrath'tan bahsediyorlar bir anda Diablo şey World of Warcraft kanalında. O eski hani Aldor ya da Scryer'ı seçme heyecanından falan bahsediyorlar. Evet, bir yandan da altyazını geyini yapıyorlar evet aynen. Hatta işte Thorin Brotherhood vardı ya şeyde klasikte. Ona benzetiyorlar mevzuyu. Ama ben de aynen tam söyleyecektim geldi. Bu Nether Drake'ler var ya asıl şeyle alakalı hype yaratan mevzu olurdu ya. Binek var ya. Nether Drake. Fantasy of the Rogue is a more traditional RPG outlaw. You're definitely able to create that and put on your kind of hood and half mask and Ashes of Valor biz daha düşüremedik kendisini. Bu ara shop'ta bir şey mi çıktı? Ben mi kaçırdım? It was a feature that I was honestly super nervous about when we started because we never had this in a Diablo game, but see where it is now is one of those things that like I'm super excited about. Şu an bakıyorum shop'a arkadaşlar. Bir mevzu dönüyor chat'te. Pakete eklenenler açıklanıyor. Pakette sonradan açıklanacak şeyleri vardı ya. Diablo 2 Resurrected 40 euro. Aynen. Çıktı mı? Forging the Barons şeyi var. Çıktı mı?
Abi niye bu kadar pahalı? No, aşkım, çünkü o ne aşkım the same money. Bu 40 euro değil abi. Bir dakika. Bence de normal ya. Oyun fiyatı ya. Çok değil. Bir saniye. But we took that a little bit of a step. Bu ne? Prime Evil upgrade ne? Ne demek? Each class in our game just have that one thing that makes you go like that's bullshit when you see a player use it and then makes you want to reroll that class because no other class gets it. For the rogue is the class specialization. The three specializations are combo points. İçerikleri ne acaba bunların? And exploit weak. Prepper case zaten. I like Shadowrun because I can I take the problem and I make it smaller. It's just I just pull three guys into the Shadowrun and duke it out and then I come back in. I'm like, yo, bende iki normal var ya acaba bu iki yükseltme mi hani? Aralık 2021 diyor. Yok yok bende de öyle gözüküyor bu arada. Normal paketi alırsan onu yükseltme olur. Aralık 2021 mi? If you're quick on the draw, this is en geç diyor. Bak şeyde. I'm just like a little bit released. You know, like every time I try to make it work, I'm just a little bit shy of the skill level that's required for that. It's almost like you're a surgeon. Neyse, sonra bakarız arkadaşlar. Strong ability to assess what's happening all around you. My personal favorite is the combo point specialization. Alacağız, alacağız. Kaçarı yok onun. Şeyler veriyorum ben onu merak ettim. Bu parayı kazandıracağız. Which enhance your spender's effectiveness in combat. It basically you just like get into this rhythm of combat of like three builders, two spenders. Olacak ya alırız ya. Big moments. It almost makes like a rhythm game out of combat, which I really enjoy. And the way the class specializations work is you will work with one of the world groups around the world in Sanctuary. O kadar şey veriyorum. And do class var galiba sadece. Overwatch'ta ne dönüyor acaba şu an? Sisterhood of the Sightless Eye, the remnants of that order that you choose to work with, or the mercenaries of Kajistan, or the, you know, the outlaw smugglers of the swamps of Hawazar, depending maybe on what speaks to your class fantasy, or depending on which specialization speaks to your. Valla Overwatch 2 ile alakalı herhangi bir ciddi bir açıklama gelmedi ha. Evet ya. Ama şu an gördüğümüz görüntüler sanırım Overwatch 2'den. Talent muhabbeti ilginci, onu bir anlatırlar range or melee or hybrid player is just gift the class such huge variety of builds and playstyles. I love how that ties into the open. Şöyle biraz Diablo'yu kısıyorum. Overwatch açıyorum. Bir nerede gelecek gelecek onu arkadaşlar yarın olabilir büyük ihtimalle. Diablo Immortal çıkış tarihi açıklanmadı. Sadece alfa sürecinin devam edeceğini, technical'dan çıkıp alfa sürecinin devam edeceğini ve technical alfa'nın da gayet başarılı geçtiğini duyurdu. An evolution and a replacement to the original game. And I think it's exciting. Biz çıkış tarihini düşünüyoruz, söyleyecekler diye düşünüyoruz. Hero missions are probably one of the things that's the hardest to wrap your head around if you've never played one of them. Hero mission. Ya bir daha söylemediler de söylerler diye düşünüyoruz. Bugün yok tamam, şu an bu Overwatch 2'den görüntüler arkadaşlar. PvE modu, görev hero görevleri. I personally only play competitive mode. Like, I'm all about that competition. And I have friends that they don't want to do that at all. So I'm really looking forward to a game that I can play hours and hours with my friends who aren't in competitive, and it's also something that I'm interested in. Hero missions are the content that people are playing as they are leveling. Bir ara vardı bu tarz şeyler, hatırlarsanız normal Overwatch'ta da. Gerçekten ben seviyorum PvE içerikleri. Kusura bakmayın. Evet ya, hikaye olmalı yani. Feel like they're just in this grind to get to the top. Böyle casual PvP'ye de girebilmelisin ama arada bir böyle çok vaktin olduğunda açıp biraz da konuyu takip edeyim, bu karakterin hikayesini öğreneyim falan diye oynayasın gelmeli ya. Ya yüzlerce hero görevi olacak falan dedi ama bakalım. Ya bir de ben mesela bu tarz oyunlarda neden bir boss kesmeye çalışmayayım falan, gayet güzel içerik yani. Değil mi? Evet, beraber o kadar healer var, tank var. Hero missions can take place in all of the multiplayer maps that we've done, and we're also. Ya biz hatta neredeyse son bir hafta mainli Overwatch oynadık yani. Ya bak işte yani zaten şey abi, böyle biraz boğucu falan kafasındaysan gayet şey Overwatch'ta o moda girebiliyorsun yani.
Ya Division çakması şeyden olmaz Fato. Böyle bir zone değil de bu direkt maç mantığına dayandığı için ondan dolayı sıkıntı çıkmaz. Ha evet. Phase olarak mesela koyabilir bunları. And the payload may decide to take this new route instead of going the usual route. That was really, really cool. It was like this eye-opening special moment. Lan, our lead tech artist on the environment. Yok ya, hard mode PvE'lerde taktik var, gayet vardı ya. Böyle düzgün karakter falan seçmezsen, işte yolu oynarsan gayet yapamıyordun ya. We looked at it and went, "Oh my god, we absolutely have to do this." So we put some new technology in place that ilk oyunda olmayan doğa efektleri, doğa şeyleri konulmuş. Sandstorm or heavy weather would show up. It made the world just feel so much more alive. Oh, bayağı iyi gözüküyor yalnız. Evet. O kum fırtınası falan yani gözüme ilişti. Onu dürüstçe söyleyeyim. Tamam bebeğim, teşekkür ederim. California or Hollywood would have what we call a California sun. In Nubani, there's a great African sun that happens there. You start to get a sense of space and mood. This is what. Abi Diablo 4'te binek var. Var var. O baştan beri vardı ya. İlk açıkladıklarından beri vardı. Yani şey zonlar arası geçişlerde bayağı bineğe binip gideceksin falan gibi. Onu sadece belli kısımlarda ben göreve bağlı falan gibi anlamıştım. Yok. Mount mantığı bildin. Evet, şeydeki evet, gibi. Silk Road diyeceğim kötü bir örnek olacak ama hani çantanda taşıyabildiğin binek tarzı bir şey. Diablo 2 store'a düşmüş. Evet, acele etme. O işi bir çözelim bakalım. Tam içeriklerini anlayalım. Abi çok düzeltme de gelir orada. Sipariş bu arada arkadaşlar. Direkt alıp oynamayın. Düz Diablo 2 oynamak istiyorsa orijinali var. Vereyim babana. Yok, şaka yapmıyorum. Öyle bir giveaway yapabilirsin aslında. But at the same time now you're having these sort of special enemy units spawn that are really difficult and if you kind of get oğlum oyunu yapacaklarını şey duyurdular. Warcraft 1 ve 2 var. Böyle indirim oluyor. İndirimde şey böyle 1 dolar falan indiriyorlar. 13 dolar şimdi şey. Ve kesinlikle böyle büyük bir indirim olmuyor. Ya işte şimdi reklam yapmak gibi olmasın da durma play hani oyun pazar diye geçiyordu eskiden. Gayet uyguna veriyor Blizzard oyunlarını, bilginiz olsun yani. Ya tabii canım orada yani. Daha bir oraya gelsin. Oradan alacağım hepsini ben de. Eksikleri yani. Bir şey söyleyeyim mi? Şu ana kadar evet büyük bir oyun çıkmıyor Overwatch'la alakalı ama 2 ile gelecek muhabbetler hoş duruyor. Şu ana kadar adamlar oynadılar ekranda. Bilmiyorum ben. Progression ve talent. Hadi bir talent gösterin be, interface görelim. Aha mı? Oha. O baya şey yarı Diablo'su olacak o zaman. Ama oyun içinde nasıl etkileyecek ki yani bu karakter level'ıyla falan alakalı olacak o zaman. Progression, progression diyor. Demek ki o tarz bir şey var. Aha bak ooo bayağı tri var abi. Evet evet. Bu ara şeyi gördün mü? Demek istediğim şu. League of Legends'taki gibi bir karakterin işte 800k kayın gibi falan düşün yani. Aa, evet. Çok kötü bir örnek oldu ama affedin beni. Özür diliyorum. Biotic field travels with him. It also repulses enemies. We called it the snowplow build, where 76 is like running through spaces, yo, bu pushing enemies away from the Overwatch'ta karakter şeyi koyarlarsa, böyle customization falan filan biraz özelleştirme. Yok yok, fiyatı arkadaşlar normal. Arkadaşlar durma play ile ilgili sponsorluğumuz sadece şöyle, kesinti almıyorlar o kadar. Oğlum almıyorlar. Siz bize bağış yaptığınız zaman durma play üzerinden kesinti almıyorlar bu. İndirim, indirim şeysi. Ya try. Ben şöyle söyleyeyim, biz yayıncı... Ya şöyle söyleyeyim, yayıncılık bizim ikinci kimliğimiz. Ben yurt dışı satış pazarlama yapıyorum. Dil bilimciyim, öyle söyleyeyim. Utku da makine mühendisi. İkimiz de işlerimizi yapıyoruz. SGK'lı çalışanlarız. Bunu da eğlence için, sizler için yapıyoruz arkadaşlar. For you guys.
You know what I mean? RPG nerd myself. I'm doing this for you guys. The first time I opened up the talent tree system. Mom, play this video, Diablo. This is speaking my love language. Of course I do. Oh baby. Of course I do. Yani bu adam. Şimdi ben biraz Warcraft'a geri dönüyorum. Bakıyorum, şu an TBC konuşuyorlar galiba da. So that you had alternates you could swap in and out. And then that way, as long as anybody had participated in, I think, 30% of the matches, then they got the full credit for the week of participation. So what we did personal I think that came later, and we're also considering whether or not we want to do something with that as well. Because another thing that was problematic about Arena's mind was the way that the ELO system was so inflationary. And so we're talking about whether or not we want to move forward with converting that to something more like the modern MMR system so that it isn't as punishing to people in terms of like waiting hours for a match at the highest levels and things like that. And another change, we're going to bu arada şey yapıyorsunuz, iş muhabbeti falan geçiyor da galiba oyun sektöründe çalışan ben mi oluyorum o zaman? Ne gibi? Ben falan yapıyorum ama. Ha, ne anlamda anlamadım ama. Hani oyun böyle şey yayıncı muhabbeti şey dedi ya, işiniz o işte iyi para kazanıyorsunuz falan. Ha yok ya, şeyi kastediyor. Durma Play'de sponsor ol falan muhabbeti döndü de chat'te. Eda da zaten sponsor dedi. Bizim sponsorluğumuz da şey ama sadece. Kesinti almıyorlar bu falan gibi. Bana uyku bastırıyor yavaştan. Bunlar hala klasik konuşacaksa ben yatarım, yarın bakarım diyorum size de. Ha, kaçıyor mu? Bir saniye abi. Katlar karışıyor bir yandan. Hemen şu anda kaçmıyorum yani. Yavaş yavaş. Ya. And the reason that's a change is of course originally Hyjal was available. Siren, Siren tutulduk böyle. Yine kedi şey tavşan gibi. Jailer 3 tane anahtar daha var diyor. Siren Jailer'in yanındaydı. Kendi anahtarını vermiştir diye düşünüyorum. Diğer ikisi Olive olsa mı diye. Kaldı diyor Jailer. Öyle evet, dese diyor. Kaldı derdi. Yani 4 ben şey olarak düşündüm. 4 Covenant var. 4 Key gibi düşündüm ama yanlış mı düşünüyorum? Yok yok, doğru, aynen, bence de öyle çünkü. Hani ben öyle düşündüm yani ama zaten şey mantıklı. Denatrius'un varlığı devam şimdi ediyor ve şeyin içinde, kılıcın içinde hapis durumda. O yüzden bence hani Jailer'ın almaya çalıştığı şey zaten o faction liderlerinin ruhu. Her birini öldürecek yani sıradan. Amacı o. Aynı Arkon'u işte öldürdüğü gibi. Evet abi. Zabağa kadar vurdu. Ve amaç da şuymuş işte. İşte Anduin'i kullanmasındaki amaç işte aynı Frostmourne gibi böyle ruh emebilecek bir silah yapıyor ve bunu kullanacak bir böyle şey lazım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapmak durumundayım. Sen devam et Murat, şey Görkem. O yüzden yani o kılıcı kullanarak toplayacak diğerlerinin de ruhlarını muhtemelen. Kılıcı ve Anduin'i tabii. Aşkım. Şeyde hareket yok değil mi? WoW kanalında. WoW kanalında şu an hala şey konuşuyorlar. TBC konuşuyorlar. Yani şey yani klasik değil. I got a 6 level. I'm talking about the Burning Crusade. I have a couple. Yok yok, şu anda enteresan bir şey yok. Ben de ekranı zaten şeye çevirdim. Ayıptır söylemesi. Postere. He? Dur, müthiş bir sürprizim var. Evet. Müthiş bir sürprizim var. Geliyor. Müthiş bir sürprizim var. Arkon patates değil arkadaşlar. Yani şey, Arkon'u öldüren silahı da Jailer yapıyor zaten. Account silence. Ve gene de bizzat şey yapamıyor, saldıramıyor. Öyle düşünün. Anca Anduin'i kullanarak saldırabiliyor.
Bir saniye bebeğim. Şu an heyecan yaptım, elim ayağıma dolandı bebeğim. Sen de yanımda pek yardımcı olmuyorsun yani bu konuda. Şey mi geldi, ne oldu? Arkadaşlar müthiş bir sürprizim var. Müthiş bir sürprizim var. Eğleneceksin. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Merhaba, merhaba, merhaba. Şu sanırım. Yeah, probably it is. Bir dakika, şu an açtı, bari aç da sesini dinleyelim şeyin. Yazık Utku, okuyamam. Do you want me to help you out? Do you want me to help you out? Arkadaşlar burada mıyız? Bende misiniz? Bende misiniz? Haberi yayın. Müthiş bir sürpriz var. Müthiş bir sürpriz var. Geliyor. Geliyor. Şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız yalnız. Acaba nedir? Şunları şuraya alacağım. Acaba nedir? Buradayık. Yeah, hell yeah, yes we're all evet, here. Evet, burada kalın, burada kalın. Arkadaşlar bir çekiliş geliyor ama müthiş bir çekiliş. Biz çekiliş olacak. Müthiş bir çekiliş arkadaşlar. Şu anda Blizzard'dan geldi. Öyle söyleyeyim size. Blizzard kanalından sizlere bir hediye geldi. Geldi, sizlere geldi. Arkadaşlar. Hediye sizlere geldi. Tekrardan bir kontrol sağlıyorum. Evet, WoW kanadında herhangi bir aksiyon yok. Diablo'da da bir aksiyon yok. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ekstra baklava geldi. Daha ekstra daha baklava iyisi. Geldi. Müthiş bir baklava geldi evet. Arkadaşlar. Müthiş bir baklava geldi. Evet. Müthiş bir baklava geldi. Sadece hazırlığını yapıyorum. Bu sırada hype'ı şöyle yükselteceğim. Hype'ı yükselteceğim. Çok özür dilerim. Ne olduğunu hala söylemeyeceğim. Arkadaşlar. Şöyle fıstıklı mı? Hazırlı. Öf öf hem de ne fıstıklı. Kim o? Şükrü mü? Şükrü çok seviyordu baklava muhabbetini. Hayır. Yani. Arkadaşlar inanılmaz 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 abonelerime bir bilet hakkı daha Diablo sunuyorum. 5. Diablo 5 evet. Evet kesinlikle Diablo 5. Chat'le ilgili bir problem çıkmasın yok diye. Hayır, 30... Söyle hadi. No, we're not going to. Arkadaşlar şu an buradasınız değil mi? Hiçbir yere ayrılmadınız. Çünkü kısa bir çekiliş olacak. 20 dakika içerisinde tamamlamayı planlıyorum. Ayarlarını yaptım. Giveaway'e start verdim. Söylemeyeceğiz oldu şimdi. Ünlem çekiliş yaparak katılabiliyor olmanız lazım. Ünlem çekiliş bir deneyiniz. Hadi bakalım, hadi bakalım. Evet arkadaşlar ünlem çekiliş ve biletler başladı. Ne veriyoruz arkadaşlar? Söylemiyoruz. He? Söylemiyor muyuz daha? Daha söylemiyoruz. Söylüyorum. Söylüyorum aşkım. He? Tamam hadi söyle tamam. Arkadaşlar Blizzard Celebration Collection Epic Pack veriyoruz. Yo! koş. Şu anda. Arkadaşlar Blizzard tarafından gönderildi. Sizler için gönderildi. Sizler için özellikle üzerine bastırarak söylüyoruz. Evet. Sizler için. Yay. Yani çekilişe katılıyorsun abi. Alıyorsun. Evet arkadaşlar şu anda tekrar kanalları geziyorum. Overwatch'ta, World of Warcraft'ta, altta açık arkadaşlar. Şu anda ekranı kapattığım için özür diliyorum. Çekilişi ayarlamıştım. 20 dakika süremiz var. Ünlem var. Çekiliş yaparak. Bende mi? Bende yok. Diablo 2 var. Aldık. Yok, Diablo 2'nin normali var bu arada. Yeah. Ünlem çekiliş. Çekiş. Koş. Do it. Very, very, very fast. Kazanırsam vermem. Kazanırsam. Hadi tamam. Çünkü ya biraz abi ya. Ya çok sevindik. Çok sevindik valla.
Arkadaşlar tekrar ediyorum. Bu spontan gelişen bir şey. Gerçekten ben, yemin ediyorum size. Planlanmış bir şey değil. Blizzard kanadından geldi. İki adet var elimde. Sizlere veriyoruz şu anda. Şu anda WoW tarafında da görüyorsunuz. 30. yıl paketinin içerisindekileri. Ünlem çekiliş yaparak 20 dakika süremiz var. 20 dakika süremiz var. Kaçırmıyoruz. Kaçırmıyoruz arkadaşlar. Kesin ben kazanacağım. Okay, I pray for all guys. I pray for you guys. Koş koş koş. Şuradan çekilişi kontrol edebiliriz. Arkadaşlar aboneler bir bilet hakkı daha var. Abonelerin şansı daha fazla. Tabii artık olmanız ifade etmiyor. Onu da söyleyelim. Nihat Lak aldın. Zorlama kod yazdıysa. Arkadaşlar burada görüyorsunuz. Bilet sahibi arkadaşlarımızı. Gerçekten ben çok mutlu oldum ya. İnanılmaz yani şu anda şokun dibine vuruyorum. Ben bunun üzerine bastırıyorum. Arkadaşlar Blizzard sizleri seviyor. Hype'ınızı yüksek tutmak istiyorlar. Sevginizi bırakmıyorlar. Sonunda. Ne oldu söylesenize. 30. yıl özel paketi veriyoruz şu anda bir adet çekilişle. 30. yıl özel paketi veriyoruz arkadaşlar. Diablo nereden çıktı? O kadar heyecanlıyım ki şu anda. BlizzCon heyecanı devam ederken arkadaşlar bir anda. Çekiliş. Do it now. Epic pack is coming. Ya ben bayıldım bu yanlış şeye. Reklama çok iyi. Ha değil mi? Sound the horn reklamı bayağı güzel. On the other side they're talking, finally they're talking. Blizzard ana ekranına bakıyorum. Diablo var. Diablo'da şu anda roguelardan bahsediyorlar. Aha, Ion konuşmaya başladı. Nostalji bir eskiden nasıl oynardık diye. Aha, Ion çıktı. Yol çıktı, aç ses aç. Açık abi. 15 dakikamız var, bana hatırlatın. Tamam, ben burayı mute ediyorum, oraya geçiyorum. But it's kapıyorum. Also something that really has taught the team, taught all of us a lot of lessons about World of Warcraft and how we can make the game better for all of you going forward. Because Shadowlands wasn't just the product of our development team's efforts last year, it was a product of your efforts as well. It was the product of a conversation between us, the development team, and all of you, the players, the community, who inhabit this world we're the custodians of. The beta for Shadowlands started earlier than any beta for a past expansion that I can recall. And over the course of last year, we had tons of folks in our beta giving us feedback, reporting bugs. But we also had even more people. Yeah, they're talking about us. In the community in general. They're talking about following developments, following updates, watching YouTube videos, chiming in on Reddit threads, on our forums, on social media, everywhere else, letting us know what was exciting, what was concerning, what you didn't understand, what you were worried about, what you were happy about, and more. And all of that helped shape Shadowlands, and I could not be more proud of where we gerçekten ended up. Çok iyi iş çıkardılar. And it's been amazing seeing everyone jumping into this new world that we've crafted together and having an amazing time over the last couple of months. Ya sadece bir problem var abi. İtem düşme, ona bize bir yardımcı olur musun? Desene şuradan. Aynen kanka, iyi dinliyorsun bence. So, as we're abi dinliyorlar, dinliyorlar. Yiğit, bu Pilav Pova'nın şeyini, videosunu izledik. Adam orada lafı böyle yani çarpıyor suratlarına. Diyor ki bunu diyor büyük yayıncılar, yani büyük streamerlar istedi. Adamlar yaptılar diyor yani. Şimdi insanları sana Sinan kızma da. Yani TBC var olan bir oyundu zaten. Yani evet güzel bir şey. Tekrardan açılması, private serverların kapatılması ama ne gelecekti ki zaten? We couldn't really plan what we were going to do with legendary. Aa, legendary'ler hakkında herhangi bir ciddi plan yapmadık. Without having the experience of millions of players dealing with those systems. Bu arada yarın daha detaylı görebilirsin ne olacağını. Pleased and excited to say
that when we look at our systems, unlike in some past expansions at this point, we're not seeing anything that needs to be completely overhauled or replaced. What we see are solid foundations that are in many cases in need of iteration, and upon which we can build a structure that will sustain us. Şu anda önemli bir şey var mı diye yakalamaya çalışıyorum da. So that's a conversation that's going to come. Şu an hala TBC için release time almadık. Daha almasında. What we are going to talk about, and boy, do we have a lot of exciting stuff for you. Şu an Diablo kanadında aldık release time. Başka hiçbir şey daha almadık arkadaşlar. Let me turn it over to my colleague, Jeremy Fiesel, who can tell you all about it. Hi everybody, hello. I'm Jeremy Fiesel. I am a designer on WoW, and it is my pleasure to get to introduce to you today a first look at what's next for World of Warcraft Shadowlands. Aha geliyor. Arkadaşlar, toplanın. So let's talk a little bit about what we've accomplished so far. The Champions of Azeroth have stepped foot in this otherworldly space known as the Shadowlands, the afterlife for all souls from Azeroth and beyond. Within the Shadowlands, we have met new allies, and we've fought a ton of new and interesting new enemies. We've joined covenants, and we've gained great power. And in this time, we have been able to deal with some of the immediate threats to our new Covenant allies. We have taken down the Gorm and the Drust in Ardenweald, and the Forsworn in Bastion, and ultimately, we've been able to add some stability back to each of our new allies' home zones. Within the Shadowlands, we have also been able to help out many of the denizens that are undergoing this major lack of anima by sending anima back out into the world, reinvigorating both our allies as well as the military forces of each of our covenants so they can take the fight back to their enemies. Culminating to all of these things, we've been able to take out one of the jailer's main lieutenants, the traitorous Sire Denathrius in Castle Nathria. And yet, behind all of these things is the looming, dark, mysterious figure of the jailer. So 11 dakikamız var arkadaşlar, çekilişte. Dark designs up until this point. Ne? Well, we know that the jailer is in charge of the mall. Arkadaşlar, ünlem çekiliş. Ünlem çekiliş. Blizzard 30. yıl Collectors paketi arkadaşlar, ünlem çekiliş. 10 dakikamız kaldı. Çekilişe katılmayan varsa hala ünlem çekiliş. As well as anima, thanks to the actions of Sire Denathrius. This has allowed the maw to grow in great proportion, something we've been able to physically see just by looking out past Ouroboros into the darkness. Every time we have tried to step foot into the maw, we've been watched unmercilessly by the eye of the jailer. We've never been able to get a solid foothold there. We have spent some time in Torghast, the Tower of the Damned, and we've rescued some very prominent souls. But again, we've never been able to get a solid and consistent foothold there and make any real progress. The jailer remains this mystery of the Shadowlands, and exactly what his dark designs are for the afterlife are still unknown. This is the story we will be investigating in our first major content update for World of Warcraft Shadowlands, entitled Chains of Domination. Now you can imagine with a name like that, we're going to be very centered around the jailer's forces and his plans. What do him and his champion Sylvanas have in store for the rest of us? And how does this influence our allies in Ardenweald, in Bastion, and elsewhere? The jailer will make his first attacks, showing his hand, and will be forced to defend our brand new allies as we see what the jailer's designs for the Shadowlands truly are. Let's take another look at that cinematic showing what fate has in store for Anduin in Chains of Domination. Yapma, tam çekiliş sırasında sinematiği tekrar veriyorlar. O zaman bekle, dur, bekleyeceğiz, yapacak bir şey yok. Look around you. What makes you believe you're not just a weapon to achieve his ends? Enough. Join our cause or be made to serve. You made it to serve. Right now, you hold all the power. Make your choice, Sylvanas Windrunner. Ya, she doesn't have any choice ya. Yapmayın.
Direkt Sylvanas'cı. The maw continues to grow. What if Denathrius's treachery is irreparable? Yok arkadaşlar, sesimizi kıstık. Aynı anda tecrübe etmek için bir diskonu. Arkadaşlar çekilişimizin içeriği 30. yıl özel paketi. Epic paket olacak, bilginiz olsun. Ünlem çekiliş. Katılabilirsiniz. Videoyu daha önce izlediğimiz için üzerinde konuşuyorum, kızmayın. One who has spent his life striving for justice. One who would give anything to serve his people. One whose heart is true. Ay bir şey dedin, ne dedim aşkım? Step forward. Orada Uther şöyle yapıyor ya. Evet, evet. O şey, Runeblade'in hissi. Evet. That prison could not hold me forever. Why have you come to Bastion? Burada Anduin'in suratına dikkat edin arkadaşlar dönüşürken. Yani Blade'i saplarken ki suratına izleyin. Üzülüyor. Abi Arthas'tan bence uzaktan yakından alakası yok, özür dilerim ama evet Runeblade benziyor olabilir ama armor'un rengi falan çok çok farklı. Bizim diğer salaklar Oribos'ta oturuyorlar. Buradaki suratını görmelisiniz. Ünlem çekiliş arkadaşlar, Blizzard'ın 30. yıl hediyesi. Kolay mı çekiyor? Now you guys did. İşte bu yüz arkadaşlar. Geri aldı kontrolü. Evet. Burada da Sylvanas yüzünü görüyoruz. O ufak mimi. Hiç minicik. Was never meant to be shame. Arthas Ner'zhul'u duyuyordu. Şey değil ya, jailer değil. There's a lot to unpack. Kaldı diyor, evet. But as you can imagine, we're not going aynen, to take aynen. A strike like that sitting down. Birisi dedi ki acaba diğer şey Orgos'ta falan... Covenant liderleri abi, 3K Covenant liderleri. For the first time in years, yani, they will all come together. Now reinvigorated by anima and by our actions within the Shadowlands. Karşısındaki kişi Jailer abi. Within the Maw, we will uncover brand new, never before seen areas. We'll also be fighting off some new and neden retconluk olsun canım? Ha, olabilir ama evet. Nasıl yani, some brand new Maw themed. Yani diğer Covenant'ların liderlerinden toplamaları için bir kere Primus'un ortaya çıkması lazım. Not only a chance for us acaba to push back no, against the şey, dark designs of the jailer in areas that previously were very forbidding for us, where we really weren't able to spend very much time. Oh, Eda, çok iyi. Secure, she was also, and they're gonna meet problems. Erdem, evet. Allows us to aynı anda söylediniz. That oppressive force. We'll be able to stop the eye of the jailer in its tracks, evet, exploring areas that we were unable to explore before. And our mounts will once again even hear our call within the Maw. The Maw will not only include some areas that we have seen previously, now with our new biz allies of the Covenants changing we things up back. There, but also some oraları öğreniriz daha, dur. Sonra öğreniriz de biz dönebiliyoruz. Yani döndük biliyorsunuz, kapıdan geçtik gidiyoruz ya, Maw'daki kapı var ya, şöyle bir tane kapı var geçiyoruz. You saw that the jailer had sent his chains off out of the maw and into the darkness. What he found there, that landmass shown there at the very end of that cinematic. Abi evet bak, adam da söylüyor. Arkadaki şu kayalık neresi Eda? Kotria. Ne bu Kortia? Kortia işte söyledikleri ya. New Area, Kortia. It has its own strange creatures and wildlife that inhabit it.
that it's also inhabited by some of the characters we've previously seen. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Protectors. Bir dakika, kim? Their city structures. And very similar to Ouroboros. Ya hayır, şey zannettim. Ada, ada, Onur'un tabiri, ada, yeni ada, farm adası. Farm. It is these ancient mysteries that the jailer is truly after. The secrets of this strange group that we've only barely hinted at, known as the First Ones. Heading back into this area will allow us to explore all of these new sections, entertain new content, meet new allies, and face off against And in addition, we will also see some brand new rewards. Some of the new rewards we'll find within the Maw include this Maw-themed undead horse, and a Maw hand mount that is actually a giant severed hand of yeni, domination o kadar kastık, that you'll ride on the wrist section of in a really creepy and cool manner. And of course, there will be Maw-themed battle pets to collect as well, hand including mount. Your very evet, own I'm minion like, of domination. But our true purpose within the Maw is not just to collect battle pets. That's just a part. The true purpose ele oturacağız büyük ihtimalle abi. Aynen aynen ele within oturacağız. The Maw, of course, is to be taking the attack directly to the jailer's doorstep, the central area where the jailer has holed up with all of his main minions is going to be our focus here as we raid the Sanctum of Domination. The Sanctum of Domination will be a 10 boss raid, okay, and you'll finally be able to face off against the Kel'Thuzad terrible terror group geliyor. That I'm sure is Kel'Thuzad. Onun hikayesini ya biraz da hikaye versinler ama delireceğim ben ya. Azıcık hikaye verin ya. Arkadaşlar arkadaşın sözünü kesiyorum ama son 1 dakika 30 saniye ünlem çekiliş yazıp Blizzard'ın 30. yıl koleksiyon paketine sahip olabilirsiniz. Son 1,5 dakikamız arkadaşlar Blizzard tarafından anlık geldi. Blizzard'dan geldi. Blizzard, zaten Blizzard, biz o kadar Blizzard. Evet. Blizzard Türkiye. Blizzard Türkiye'den geldi. Blizzard Türkiye olarak altını çiziyoruz. Sizler için geldi. Hype'ınızı yüksek tutmak için gönderildi. Kaybetmeyin hype'ınızı. Yayın olan ilginiz beğenildi. Teşekkür ediyoruz. Is going to have to feature our old nemesis, Kel'Thuzad. That hangisi? And finally, the culmination. Kel'Thuzad, aşkım Kel'Thuzad'ı çok seviyorum Kel'Thuzad arkadaşlar. Niye bilmiyorum. Ayrı bir aşk var içimde ona karşı. The Banshee Queen herself. The finale of this fight is going to change the future of the Shadowlands. Fight will be. We're not going to spoil that for you today. Going to change the future of. However, can't wait for you to see what happens at the end. But the Sanctum of Domination is not the only sanctum of the jailer. We'll be seeing additional updates to Torghast, the Tower of the Damned. Okay. Including the unlocking. Sylvanas'la olan fight şeyi değiştirecek dedi. Evet. Sylvanas o zaman son boss gibi görünüyor. Bakalım. Ben biz jailer ben ya yani daha doğrusu jailer diye düşünüyordum ama. And should feel like something you haven't seen in Torghast up until now. You'll be facing off against brand new bekleyeceksiniz durun. Evet arkadaşlar geldi. Şu an sesi kısıyorum. Burada daha büyük hype olacağını düşünüyorum. Katılım sona erdi. 108 bilet çekilmiş şu anda. Eda'dan geri sayım isteyeceğiz. 3 2 1 ve Umut DLC. Umut DLC burada mı? Biz başı. Oh my god. Buradayım dedi. Bir dakika süremiz var biliyorsunuz. Buradayım dedi. Arkadaşlar. Hayırlı olsun. Mega Dungeon biliyorum. Afrika. Şu anda BlizzCon heyecanınızın içine ediyor olabilirim ama. Ben görmedim. The Brokers'lar geliyor aşkım. Ve söylemiştik zaten. With a portal, an action house. And various different broker. Umut DLC'ye hediyesini veriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu brokerlar da kendi aralarında kartel şeklindelermiş. Ben bunlar bildiğiniz çeteler. Umut DLC sana Twitch'ten visp atıyorum. Şu anda reaksiyon verirsen sevinirim. Teşekkür ediyorum. Hemen kodunu teslim ediyorum sana. Hemen teslim ediyorum. Hemen oyuna girip aktif hale getirebilirsin. Şöyle teslim ettim abi.
Mahşerin dört tatlısı. Aşkım şeyi açar mısın? Bebeğim sesini? Açamam şu anda. Ha, okey, niye? Açamam şu anda bebeğim. Kodlar modlar gider. Okey. Evet abi, K'yi sana teslim ettim. Geze geze güle güle kullan. Geze abi. Hype'ınızı bırakmayın. Tamamdır, teşekkür ediyoruz. Şöyle kapatıyorum. Şöyle kapatıyorum. Biz teşekkür ederiz Umut DLC katılımından dolayı. şöyle yapalım, complete diyelim. Çekilişi sonlandırmış olalım. Diablo kanalında alfa heyecanı sürüyor. Şuraya verildi İlk yazıyorum. Kapattım. Reward, çok şey ya. Broker Mega Dungeon'ıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Verdim. Now we have good stuff over there to win. It's sort of like a living sign of your wealth for the high ends of the broker cartels. Arkadaşlar Glandal artık Blizzard'la çalışmıyor. O şekilde değil ama evet, Blizzard Türkiye'den geldi. Yayın esnasında geldi. İnanılmaz, inanılmaz. Sizlerin sayesinde oldu. Bunu da tekrar söyleyelim. Kesinlikle ve kesinlikle sizlerin sayesinde oldu. Başta Blizzard Türkiye'ye, daha sonra siz izleyicilerimize çok 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 teşekkür ediyoruz. Bu akşam şimdilik şu ana kadar bir adet Game Time ve bir adet Blizzard 30. yıl paketi hediye etmiş olduk. Evet, ikincisi de yarın. İkincisi de yarın Nihal'cim. Yarın da var BlizzCon biliyorsun. Our general goal here is to give you more Aydın options Hanım, in terms of how you specialize your character within your covenant and how you gain additional power levels. We're very early on in the ideation phase here, and we'd love to hear from you. If you want to take to the forums and tell us how you would like to see your power grow. Şu an ana ekrandayım. Patch 9.1 also brings with it flying. Something that we mentioned. Yarın ben kazansam olur mu? Neden olmasın? There's no requirement associated with flying. You simply just need to continue completing activities for your covenant, and your covenant story chapters will unlock flying for you automatically. But we're not simply going to be unlocking flying in Chains of Domination. No, we want to do everything heavily covenant themed because it's all about working for your covenants. So completing the flying will also Blizzard 30. yıl paketiyle şansımız yok diye üzülmeyin. Game Time çekilişimiz devam ediyor. Game Time çekilişimiz de var. Activating Anima to the Eternal Forge has allowed your stewards to once again şöyle söyleyelim. Oo, iyiymiş yalnız binek. Bakayım. Flying Covenant binekleri. Activating wild seeds with anima that were thought lost to the drought will reawaken. Pokemon çok tatlılar. From the Maldraxians, the Necrolords naturally go to their natural environment, throw a saddle on one of the giant corpse flies buzzing around the backyard and send that off to combat. There's one thing that you do know, they're not going to be afraid of the stench of death. And for the Venthyr, activating anima within Revendreth has allowed us to empower these stoneborn brutes, giving us anima-infused stoneborn allies as our brand new flyers. Çok güzel Venthyr. But that's not all. Continuing to advance your covenant and your renown will also unlock a set of cosmetic armor. Cosmetic armor sets can be worn by any armor type, from cloth to plate. And they can be mixed and matched with any of your transmog outfits if you want to take just pieces of them, producing a variety of different unique outfit possibilities. The cosmetic armor set for the Kyrian is stylized after a Kyrian courier who might be rushing across the fields of Bastion with a missive. Very lightweight, very airy. For the Night Fae, your cosmetic outfit will be themed around the Forest Defenders and includes many natural wildlife elements, including horns of the Great Stag and the leaves of the flora around Ardenweald. As you can see, the colors here are actually themed after the seasons as well. Abi bunları niye human'a gidiyorsun? We went all the way back to the Warcraft 3 initial idea of the Necromancer in this classically inspired Necromancer set updated with Necrolord colors. Everybody who's a Necrolord will finally get to also have a little bit of Necromancer in them as well. Abi neyiniz de güzel, her şey for the Venthyr, no Venthyr transmog set would truly be complete. Abi Night Elf var, Blood Elf var. For the next Venthyr fancy party to break out. Ya bu kutu sen çok players will be able to obtain these fancy outfits for whenever you need to. Tam parti kıyafeti. Chains of Domination will also herald the beginning of Shadowlands Season 2.
where we will be seeing the addition of a brand new domination themed epics for Mythic Plus. Nisan ya da Mayıs gibi gelir arkadaşlar bunlar bilginiz olsun. In terms of available item levels that you can pick up by doing just about anything in the Shadow Realm. We'll also be seeing the beginning of PvP Season 2. And something special in this PvP season that we're looking for is an honor talent refresh. The idea here is to take a look at some of our unused or underutilized honor talents and freshen them up a bit, change things around in terms of the PvP metagame. We'll also be seeing the introduction of seasonal rewards. These include both brand new colors of the Gladiator and Mythic Plus achievement mounts, as well as our new Vicious mounts. In this case, the Vicious mount is the Gorm. The Gorm was already pretty vicious, so slapping a couple of pieces of armor on that and sending them out into combat was a natural thing for the forces of the Alliance and Horde to do. All right, let's take a second to recap everything coming at kaçırdık, daha kaçırmadın, ne yapayım, yapılabilir yani. We've got some major story quests, including a lot of the main characters of the Shadowlands that are centered most specifically around the designs and plans. Evet, binekleri ben de sevmedim açıkçası. On our allies. Ben dayanamıyorum artık Diablo 4 için bakacağım. Diablo 4'ü söylüyorlar mı bir şey? Var mı ki? Bakalım. Yani yalda artık. Diablo Immortal bu arkadaşlar. Daha Immortal var. Daha 4'te bir şey yok. İlk başta bir şeyler söylediler, bıraktılar sonra. And its various mysteries. We will be taking the fight directly to the jail. Şey Asyalı abimiz ya. Which has the final boss as Sylvanas Windrunner. Evet, son boss Sylvanas. Torghast, including some never before seen wings, floors, creatures and powers. We'll be introducing a new mega dungeon themed around the brokers as a floating broker trading city with new bosses to fight there and some very unique loot to obtain. Ben GG o zaman yatıyorsun, iyi uykular abi. İyi geceler. Şu an Immortal'dalar Diablo kanalında. To your presence within your covenant. And alongside that, we'll be seeing some brand Diablo new Covenant rewards, including Covenant-themed flying mounts and Covenant-themed cosmetic armor sets, both of which will be available in a variety of different colors to collect. And finally, we'll be seeing the launch of Shadowlands Season 2 and everything that entails. Thanks everybody for checking out our Shadowlands update. We've got a lot of really cool stories to tell still here in the Shadowlands. And we can't wait to get this content into evet, your hands. WoW büyütüyorum Diablo için baktık artık evet. Team, bu yaz gene tatil yalan oldu. Yani çalışan insanlar oldu mu siz zaten tatil yok. Hiç yok. Necronlord'ları niye eğitim bir yerine soktular? Abi sadece bineği kötü ya öyle deme yani diğerleri güzeldi yani. Overwatch ile alakalı bir şeyler var mı? Vardır. Ki zaten bakalım bir saniye. Yani WoW'la ilgili başka gelişme olacak mı? Şu an aa çok çok güzeller. Ay o. Dolby is a proud partner. Reklam geldi. Şuradan Overwatch'a bakalım. Dolby Vision and Dolby Atmos only in the Dolby Access app. Dolby Coca-Cola. The official refreshment of BlizzCon Live. Yeah, we will do. Görüşürüz Şükrücüğüm. İyi geceler. Evet saat 3 oldu. İyi geceler. Baya inanılmaz bir full enerjiyle devam ediyorum. İnanamıyorum kendime. Uyuyup kalırım diyordum. We decided to do the community mount because Shadowlands was right around the corner evet. And the main theme of Shadowlands was player agency and player choice. So this seemed like a great opportunity to engage the community and let them choose the next mount. Evet, izledik madem şeyi, ben de yavaş yavaş kaçayım. Kaçayım. Ne düşünüyorsun? Valla yani ekstra şey. Çok böyle bir şey açıklamadı ama o bölgeler falan ilginç. Evet o üstteki şeyi ne diyorsun? First One'ların yaşadığı yer diye gösteriyor. Bu ara Türk ismi geçti BlizzCon'un Yağız Kani'nin. Evet. Var diyor zaten. As bayrakları. Mount'ları anlatıyor bu arada galiba ama. Evet. Bu arada şey yani söylenti diğer Mount'ları da yapacaklar galiba. Ama kesin mi bilmiyorum. Şeyde duyurabilirler o Mount'un yapılış videosunu şimdi konuşuyorlar ya. Onun sonunda duyurabilirler. Yani evet. Yani, birçok şeyi aslında konuştuk. Yani ben mesela açıkçası Jailer diyorduk. Ön boss olur. Yine bir işte şaşırtma falan gelir diye düşünüyorduk. Sylvanas gayet son boss olacak. Şey oldum, Torghast Raid'inin. Ve yani Sylvanas'la olan fight şu anda spoiler vermeyeceğim dediğine göre
Hani böyle özellikle onu bastırdığını zaten senden bir spoiler beklemiyoruz ama üstüne üstüne bastırmasından şey çıkartabiliriz. İşte öldürmeyeceğiz. Ama şey büyük ihtimalle ve Shadowlands'taki bütün temayı değiştirecek dedi. Evet. Ve çok yeni bir yer gelecek. Böyle grind yapacağımız yeni bir ada gibi bir şey olacak orada. Nasıl söyleyeyim? Ya hem böyle Oribos tarzında hani oyuncuların genel toplanıp işte orada hani hazırlık falan yaptığı tarz bir yer. Bir de hem de reputasyon ya da işte hani fight yaptığın işte görev kastığın bir yer gibi bir şey olacak. O yerde o sinematikte Jailer'ın bulunduğu platformdan zincirlerle asılı şekilde yukarıda duran bölge bu arada. Öyle dedi. Ben yanlış anlamış olabilirim. Evet. Heyecandan. Mount'ları orayı açtıktan sonra Mount'ları Mav'da kullanabilecekmişiz bu arada. Bir de Eye of Jailer. Ha bak onu diyecektim. Eye of Jailer'ın aslında ne olduğunu öğreneceksiniz dedi evet. Ya. Hı hı. O onu Odin'in gözüymüş abi işte. Yani onu söylemiş oldu. Yani Odin'in tek gözü yok ya. Şimdi evet. Normalde mitolojide iyi. De işte şeydir. Nordik mitolojide Odin tek gözünü feda eder işte öteki tarafı görmek falan bilgelik edinmek için. Evet. Şeyde Warcraft hikayesinde de işte şey öğrendik. Muezzala'ya veriyor tek gözünü işte Shadowlands'ı görebilmek için. Ve Muezzala da Jailer'la çalıştığı için o da ona vermiş gözü ve Jailer o gözü işte hem Mav'daki etkisini arttırmak için muhtemelen de işte sonra göreceğiz. Raid'de boss da olacak muhtemelen. Ve büyük ihtimalle işte Odin'in gücünün bir kısmını kullanacak. O da bence şey gibi olacak. Yani Uther'ın ruhu ayrılıyordu ya. İşte bir tarafı evet. Şimdi burada ve bir tarafı işte biz öldüğünü gördük. İşte Arthas tarafından öldürüldüğünü gördük. Bu da o tarz bir şey olabilir. Odin'in ruhunun karanlık tarafı elinde olabilir yani. Ay direkt o olabilir yani. Eye of the Jailer. Eye of the Jailer. Peki First One diyorduk. First One'larla ilgili bir şey görmeyeceğiz. O Mega Dungeon'ın ve işte bu brokerların olduğu yer. First One'ların eskiden işte kurduğu başka bir yer ve hı-hı. İşte oradaki artifektleri evet. İşte diğer olayları, oradaki güçleri keşfetmeye çalışıyorlar onlar da. Oradan faydalanmaya çalışıyorlar. Bağlantısı o olacak muhtemelen. Elun'la ilgili hiçbir şey demedi. Evet. O da var. Ama şunu söyledi. Bütün şeylerin, Covenant'ların şeyi devam edecek. O kendi hikayeleri birleşerek devam edecek. Orada da muhtemelen şöyle olacak. Şimdi bu sinematiği işte Anduin'in işte Arkon'u öldürmesi eğer bütün bu olayları başlatacaksa o zaman kalan işte bütün şeyler işte Covenant'lar güçlerini bundan dolayı birleştirmek zorunda olacak. Zaten şey Primus yok. İki tane o zaman şey kalmış gibi oluyor ki o da yok. Yani şey işte bir tanesi haindi zaten işte Denatrius yok. İşte yani başı olan bir tek Winter Queen kalıyor. Abi şeyi yakaladı Eda. Draka'ya işte You Are The Key muhabbetini. Ha evet yani o key muhabbeti hakikaten şey. Niş. Oraya bağlanabilir Draka. Benim arkadaş da demişti onu. Direkt şeye böyle Primus'un aslında varlığını farkında olmadan Draka'ya bir şekilde gizlemiş olabilirler. Ya da işte Primus aslında sensin falan diye böyle çıkabilir ortaya. Bir de şey de var bu arada. Thrall'la ilgili özel bir bölüm yapacaklar. Thrall yani bütün bu olaylarda başrolde olabilir. Daha işte şey Bolvar'ın ve işte diğer liderlerin böyle bayağı rolü olacak gibi onları konuya bağlayacaklar büyük ihtimalle. İşte hepsiyle ilgili bir şeyler olacak gibi. Slayer Ironheart evet. Evet ben tam kendisi. O yüzden yani Eye of the Jailer dışında da bence söylenmemiş de bayağı bir lore muhabbeti olur yani. Ya abi tabii ki yani adamlar şu anda yani buzdağının küçük bir kısmını vereceklerdir bize yani. Evet, aynen.
son has defined so much of the sound of Warcraft over the years, and he's already contributed his voice to. Evet, başka ilginç bir şey yok herhalde şimdi. Yayın altında. Ben öpüyorum sizi. Çok teşekkür ederim. İyi geceler, öpüyoruz seni. Hadi, kolay gelsin. Öpüyorum. Eyvallah abi. See you tomorrow. Şöyle kapatıverdim. Bir senin bilgini de tamam, şimdi çıkacağım. Ya şunu söylemek istiyorum. Ben kişisel fikrimi söyleyeyim. Hemen ufacık bir değerlendirme yapacağım. Debra şöyle yapalım. Ve Metallica. Benim bugünkü şehrim iki tane öyle koyuyorum ortaya. Metallica tam bir sürprizdi ve mükemmeldi arkadaşlar. Delirdim. Evet arkadaşlar, yorumlarınızı alalım. Yorumlarınızı alalım. Boğum sandım. Bir şey kaçırmadın. Konuşuruz gene. Alex çok iyiydi. O da iyiydi. Metalik olayı, evet. İkinci günde heyecanlı bir şeyler var mı? Şöyle bakalım. Var var. Community Showcase de başlayacak. World of Warcraft kanadında Evolution of Thrall ve Cooking Workshop olacak. Diablo kanadında Diablo High Mother Part 1, Part 2 olarak geçecek. Diğer kanatlarda da gördüğünüz üzere diyelim, özetleyelim. Ben açıkçası yani şöyle söyleyeyim, Diablo 2 Remake'e en çok yükseldim. Daha sonra Anduin'li sinematik tabii ki. World of Warcraft'la ilgili CGI sinematik biz de bekledik. Umarım yarın utanırız bu konuda, gelmeyecek gibi duruyor. Bakalım. Diablo 4'te 5 sınıf olacak. Dördüncüsü açıklandı. Rogue geliyor Diablo 1'den, hatırlarsınız. Yarın bütün oyunlarla ilgili bir şeyler var. Evet, Warcraft 2 please, World of Warcraft dedim ama Warcraft 2 please, Warcraft'la ilgili herhangi bir şey gelmedi. TBC klasik gelecek. Onu bir net bir şekilde biliyoruz. Var arkadaşlar. Ben CGI bekliyorum yarın. Yani 30. yıl olmasına istinaden ayrıca bir CGI koymaları lazım. Ya yani 2 tane, ben 3 tane CGI olacağını düşünüyorum yarın. Hype'ım yüksek. Umarım olur. Diablo Immortal'ı çok takip edemedik diyelim. WoW kanadına biraz bakıyorduk ama altta yanda açıktı. Alt yazılarla takip etmeye çalıştım. Şöyle yine açıklanmış bir durum yok. Alfa, yani technical alfadan alfa sürecine ya da işte beta sürecine geçiş yaşanacak. Bunu söylediler zaten. Birçok in-game özelliği tanıttılar. Onları artık hani diğer sosyal medya mecralarından ya da yayın tekrarlarından takip etmeye çalışırım. Herhangi böyle bir, nasıl söyleyeyim, ciddi anlamda ilgilendiren bir durum olursa zaten paylaşımını yaparız. Fremantle'in ya Utku da çok pahalı buldu ama ben pahalı bulmadım. Onun detayları ortaya çıkar. Farklı farklı paketleri var. Evet, şu anda orada 3 farklı paket var. Bakalım nasıl bir fiyatlandırma gelecek. Beni Silvanas'la bir odaya kilitleyin. arkadaşlar bu arada yarınki yayın konseptimiz yine aynı şekilde olacak. Hala hediyelerimiz devam ediyor. Game time'ımız var elimizde. Ve yine Blizzard Türkiye tarafından elimize ulaştırılmış 30. yıl koleksiyoncu paketi var. Onun çekilişlerini gerçekleştireceğiz. Koleksiyon paketi, koleksiyoncu paketi. Lich King hikayesi gelecek mi? Onunla ilgili de herhangi bir açıklama gelmedi. Zaten Anduin'in nasıl söyleyeyim, öyle leech tarzında bir kıyafetle Arkon'a saldırması zaten epey ortalığı karıştırdı. Bakalım. Yani yarın bunlarla ilgili daha detay ne şey yapar. Ayrıca da son bölümdeki voice aktörlerin, yani ses sanatçılarının hoş sohbeti de gayet güzeldi. Ya Arkon zaten, ben bir şey söyleyeyim. Baştan beri Bastion tam bir şey yani. They're like losers, you know. Gerçekten loserlar yani, o ölüyor, bu ölüyor falan, tek atışta ölüyorlar falan. Böyle bir garip bir şey yapmışlar, ben anlamadım. Onu oraya salıyor falan. Olsun ama arkadaşlar, yani öyle olmak zorunda. Evet, Lore Konseyi'nin bu hafta da bir erteleme durumu söz konusu olabilir. Malumunuz saat 5'e geliyor. Salı, yarın salı da aynı şekilde yayınımız olacak. Bu kanaldan sizlere bu paylaşımı gerçekleştireceğiz. Pazar günü biraz müsaade isteyebiliriz. Silvanas'ı döveceksiniz arkadaşlar sonunda ama bence gene aynı şekilde pişman olacağız. Arkon'a da tek atmazsın ya valla. Ya abi o bilmiyorum. O şey var yani. O ama oradaki Runeblade yani. Muhabbeti farklı. Olay bizi aşıyor olabilir ya.
Ben dövmem. Valla gidip döveceğiz. Büyük ihtimalle dövdükten sonra da çok pişman olacağız. Ben size söyleyeyim yani. Ya ben her zaman bir Silvana hayranlığı var. Arkadaşlar she's doing what she, it's right. Biz çok teşekkür ediyoruz. Zamanınız için, bütün gecenizi bize ayırdığınız için arkadaşlar. Hepiniz. Hepiniz. All together. Evet. Bu nasıl söyleyeyim, mesajlar da gelmeye başlamışken arkadaşlar biz de ufak ufak müsaadenizi isteyelim. Malumunuz sabah işten geldik. Ayağımızın tozuyla diyelim BlizzCon yayınımızı dilimiz döndüğünce, gücümüz yettiğince, enerjimiz olduğunca, kibarlığımızca, kabalığımızca, dilimizin sürçtüğü yerler olmuştur, iyi döndüğü yerler olmuştur. Affola diyelim. Umarım beğenmişsinizdir. Bizlerle bu heyecanı paylaştığınız için mutlusunuzdur. Bizler çok mutluyuz sizlerle birlikte olmaktan. Yarın aynı şekilde yine burada da ekranlar başında olacağız arkadaşlar. Hediyelerimiz devam edecek. Sizleri bekliyor olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Korona günlerinde lütfen lütfen kendinize çok 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 dikkat edin arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sizleri seviyoruz. Öpüyorum sizi.